bakar, hemen bir davet göndereyim. Olabilir tabii. Yani biz dediğimiz gibi bir stüdyo ortamında değiliz. Ev ortamında böyle nacizane ailevi bir sohbet içerisindeyiz. Bu arada benim sesim size peki geç geliyor mu arkadaşlar? Siz de yazarsanız en azından ben de monitörden görmüş olayım. Kaptan tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi akşamlar Şimdi nasıl? diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi nasıl? Duyabiliyor musun Şu beni an anında? iyi, normal geliyor. Az önce ses çok geç geliyordu. Bir karışıklık oldu. Evet, bazen hatlardan olabilir. Evet, isterseniz sizin sormuş olduğunuz soruya ben cevap vereyim. Ben biliyorsunuz Ankara'da ikamet ediyorum. Evet. Zaten hani Rizespor'a da Şekerspor'un altyapısından gelmiştim ben seneler önce. Evet. Buradayız, burada yaşıyorum. Ticaretle uğraşıyoruz. Aile şirketimiz var. Futbolu bıraktıktan sonra bir kursa gitmiştim. B diplomasını aldım. Daha sonra aile alakalı bir müracaatım olmadı henüz. Onun dışında işte Ankara'dayız. Yani kendi iş yerimiz var. Ticaretle meşgulüm şu anda. Tabii futbol bizim tutkumuz. Futbolu da takip ediyorum yakından. Yeri geldiği Evet. zaman maçları izlemeye gidiyoruz. Her ne kadar pandemi döneminde fırsat olmasa da. Onun dışında kendimiz de enerjimizi atmak için, futbola özlemimizi gidermek için halı sahalarda futbol oynuyoruz. Hatta bugün de saat 11'de bizim eski futbolcu arkadaşlarımız var Ankara'da oturan. Onlarla beraber de güzel bir grubumuz var. Halı saha maçları yapıyoruz. Aynı zamanda da Antalya'da veteranlar turnuvamız oluyor. Bahar ve sonbahar aylarında. Hayatımız bu şekilde devam ediyor şu anda. İşte çoluk çocuk, onların okulları, işte aynı zamanda işte aile babası olduğumuz için onun da vermiş olduğu sorumlulukları var. Bu şekilde hayatımız devam ediyor. Yani sade bir yaşantımız var, o şekilde yürüyoruz. Evet, kaptan öncelikle mutluluklar diliyoruz sana. Başarılar temenni diyoruz bu muhabbetin sonrasında. Teşekkür ederim. Şu anda sadece biz burada efsane oyuncularımızı, efsane kaptanlarımızı ağırlarken bu programda onur duyuyoruz. Siz de bizim mesela talebimize böyle keyifli olur demeniz de bizi aynı zamanda mutlu ederekten bu yayınlar gerçekleşiyor. Normalde bunu Her da zaman. biz bu yıl Ben de çok başladık memnun oldum. Rizespor. Eyvallah. Evet, Rizespor Nefs sayfasında ve Rizespor Nefs ailesi olarak böyle bir yenilik, böyle bir farklılıklar yapalım dedik. İyi O yüzden sizleri yapmışsınız. görmek çok keyifli bizim adımıza, taraftarlarımız adına ki şu anda o kadar güzel mesajlar geliyor ki sana kaptan. Bir taraftan sen konuşurken de ekranda şeylere bakıyorum, yorumlara bakıyorum. Özledik seni kaptan, adamsın kaptan gibi çok güzel yorumlar geliyor. Çünkü sevilen bir isimsin. Yani Kürşat Duymuş dedim mi? Gerçekten Rizespor'da çok ayrı bir yerde olan bir sporcu. Eski bir efsane yani kaptan. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Şimdi bu yüzden başarılar diliyoruz ama öncelikle kaptan bir şey ilgimi çekiyor. Müsaadenle bunu da bir sormak istiyorum sana muhabbetin başında. Sevgili eski kaptanlarımızdan yine Şener'i aldığımız zaman yayına da aynısını demişti. Yani saha içerisinde olmanız gerekirken sizin gibi değerli futbolcuların saha dışında ya da farklı bir sektörde olmaları da ne kadar doğru bilemiyorum. Tabii sizin bir aile şirketiniz var. Aile şirketinden gelen bir iş var. O ayrı bir şey ama birçok mesela eski futbolcularla görüştüğümüz zaman çoğu bu sektörde değil. Yani saha dışındalar hep. Yani saha bir takımda değiller, bir kulüpte değiller, bir camiayla çalışmıyorlar. Kaptan sen olmak istemediğin için mi saha dışındasın? Yoksa böyle mi gerektirdi? Bunu da senden bir kısaca bir Yok, değerlendirmesini almak şöyle, istiyorum. tabii ki herkes sevdiği ve bildiği işi yapmak ister. Neticede senin de dediğin gibi, yani bu bizim aile şirketimiz. Ben futbol oynarken de devam ediyordu. Hani benim bu şirketin içerisinde ben olmasam da bizim iş yerimiz yürüyor. Yani benim iki tane abim var. O şekilde devam ediyor. Ama bu boş kaldığım süre içerisinde tabii ki hani biz yapımız gereği de böyle ben boş durmayı seven bir insan değilim. Yani ben her zaman saat 6:30'da kalkar. Ondan sonra o şekilde işine giden bir adamım. Yani hani bu ticaretin de bir yerinden tutmamız lazım. Çünkü boş kalmak, yatmak bize yakışmaz yani. Bizim hayatımız çalışmakla geçmiş. Böyle de devam etmesi gerekiyor. Ama şöyle, tabii ki gönül isterdi ki biz de kendi bildiğimiz işi yapalım.
Ama bu düzenin içerisinde bizim o işi yapmamız birazcık zor. Niye derseniz? Çünkü çok farklı bir işleyiş var. Hani nasıl diyeyim? Bu çalışmakla veya emek vermekle çok olmuyor. Şöyle oluyor. Birilerinin bir tanıdığı oluyor. Hasbelkader Evet. zamanında onlarla tanışmış oluyorlar. O da işte tanıştığı insanı bir yerlere geliyor. O da tutuyor en yakınındaki insanı hiç ilgisi olmayan bir camianın göbeğine getirip mesela söz sahibi yapabiliyor. Şimdi böyle bir ortamda hani biz kendi camiamızda bile bu tarz görevler yapamadıktan sonra hani baktığın zaman başka hangi camialar bizi kabul edebilir ki? Şimdi biz kendi camiamız diyoruz ama Rizespor'un camiasını, şehrini, tarihini, oradaki insanın yapısını bilmeyen insanlar tepeden inme gelip orada görev yapıyor. Hal böyle olunca da biz de dışarıda kalıyoruz. Kalınca da çok da fazla bir şey söylemiyoruz. Yani hani ben saygı gösteriyorum çünkü hani şöyle de anlaşılmazsa beni çok rahatsız eder. Benim Rizespor'a desteğim ondan sonra gerek sosyal medyadan işte gerekse böyle sizlerin aracılığıyla veya ikili muhabbetlerde başka yerlerde konuştuğumda Rizespor'la benim hani takip etmem güzel şeyler söylemem bunun bir beklentiyle alakası yok. Yani ilk önce hani bunu da söylemek isterim açıkçası. İnsanların bunu bilmesini de isterim. Ben Rizespor sayesinde Kürşat duymuş oldum. Sonrasında çok takımda oynadım. Ama ben diğer oynadığım takımlara şu anki ilgimi göstermiyorum yani. Niye? Tamam onlarda da oynadım, ekmeğini yedik, sevdiğim, iyi yerlerde olmasını istediğim camialar onlar ama her insanın aidiyet duyduğu bir camia vardır, bir kulüp vardır. Ve oradaki insanların sıcaklığı, benim orada gençliğimin en güzel yıllarında yaşamış olduğum şeyler var. Bu bana bunu hissettiriyor. Benim bu ilgim, Rizespor'la alakalı bu şekilde yaklaşımım kesinlikle bir beklenti olarak algılanmasın. Çünkü ben bundan üzülürüm. Hayatımda hiçbir zaman öyle bir insan olmadım yani. Öyle bir şey olsa, ben sadece Rizespor'da oynamadım. Ben Akhisar'da da oynadım, Ordu'da oynadım, Trabzon'da oynadım, Beşiktaş'a gittim, Kayseri'de oynadım vesaire vesaire. Öyle bir şey olsa onlarla alakalı da yaparım ama benim direkt içimden gelen Rizespor. Onun için de benim bu duygularım tamamen hepsi samimi. Hiçbir beklentim yok. Çok şükür ihtiyacımız da hani maddi anlamda yani bizim kendimize yetecek kadar var. Bizden bir yardım isterler veya bizden bir şeyler isterlerse biz her zaman hazırız ama olmadığı zaman da saygı gösteririz. Bizim için kendi hayatımız var, devam ediyor. Az önce dediğim gibi. Bir şey de kaybetmeyiz ama dışarıdan takip ederiz, severiz. Bazı şeyleri içimize atarız. Bu da bize yeter yani. Hani çok da şey değil. Hani önemli değil yani. O kadar güzel sevgili kaptan özetledin ki aslında bir nevi kendini bence Rizeli hissediyorsun. Rizeli yapmışsın kendini. Zaten Rize'nin eniştesi %51. oldu. Rize'nin %51. eniştesi olduğunu da biliyoruz. Evet. Ve zaten seni yakından takip eden sevgili Rizespor taraftarları da Rizespor camiasına ne kadar yakın, ne kadar sempatik olduğunu, ne kadar duyarlı olduğunu biliyor zaten Evet. taraftarlarımız. Biz de biliyoruz. Çok da güzel bir açıklama yaptın. Hı. Ama bir alo denilmedi değil mi sevgili kaptan? Yani Rizespor'dan kopma aşamasında ya da profesyonel futbol hayatı bittikten sonra Rizespor'ca bunu niye soruyorum? Diğer aldığımız konuklara da aynısını sordum. Yani bu arada sevgili Serkan Özdemir kaptanı da gördüm. Bravo kaptan diyordu sana. Yayında bizlerle beraber herhalde. Sevgili Serkan Evet. kaptan oradaysan bir daha sana selamlar olsun. Yayındaydı az Evet. önce. Evet, ben de selam söylüyorum buradan Serkan'ıma. Evet, bunu bu yüzden söylüyorum. Yani hepsine sordum. Sevgili Serkan kaptana da sordum. Ben sizlerin her birinize ayrı ayrı kaptan diyorum. Benim için her Evet. biriniz gerçekten o efsane Teşekkür. kadroda olanlar, Tamam. taraftarın gönlüne tat kuran bütün eski profesyonel futbolcularımıza, o formanın gerçekten hakkını veren futbolcularımıza ben hep kaptan gözüyle bakıyorum ve bu yayınlarda Sağ ol. hepinize kaptan diye hitap ediyorum ki öyle olması da gerekiyor. Hiç mi Teşekkür ederiz. aranmadınız sevgili Kürşat Kaptan, Ya yani şöyle profesyonel futbolculuk hayatından sonra? ben şöyle arandım.
Hani Rizespor'un en son şampiyon olduğu zaman bizi Gaziantep şampiyonluk maçına davet etmişlerdi. Bizi aradı eski futbolcu falan. Öyle bir onore ettiler bizi. O zaman aradılar. Biz de zaten aramaların nedeni de hani maça davet ettiler. O da bir inceliktir. Ona da bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Yani onu bildiğim kadarıyla da herhalde Hasan Yavuz Bakır bunu organize etmiş. O da güzel bir şeydir. Hani illa görev vermek değil, o insanlara değer verildiğini, o insanlardan dışarıdan da destek alabilirsin. Mesela illa kulübün içerisinde olmamıza da gerek yok. Yani ben Ankara'dayım. Biz de çeşitli maçlara gidiyoruz. İşte bizim de mesela bildiğimiz küçük yaştan, yani sen 10 yaşından tut işte 18 yaşına kadar bize de mesela bazen hani izlediğimiz maçlarda veya söylenen, duyduğumuz şeyler oluyor. Yani en azından böyle fikir alırlarsa o konuda da fikir veririz. Maaş yok, sigorta yok. Para da istemiyoruz ama destek verebiliriz yani. Ben veya bir başka arkadaşım işte kimisi var İzmir'de, kimisi var İstanbul'da. Sana bir tane oyuncu söyler, oyuncu gelir, sen ondan milyon eurolar kazanabilirsin yani. Bu işler böyledir. Fikir almak lazım yani camianın içerisindeki insanlardan. Vallahi açıkçası ben şundan üzülüyorum. Yani ben bakıyorum yani bizim akranlarımız var. Arkadaşlarımız gitmişler bir camiada bir sene top oynamışlar. Ama şimdi bakıyorsun o camialarda yer yaptılar. Ben orada Rizespor'da ben 8 sene futbol oynadım. Hani fikir dahi hani siz de bu işin içerisinde bak işte böyle böyle bir şey olursa bizim de altyapıya önem veriyoruz. İşte tesislerimiz bitiyor. Burada konaklayacak yerler yapacağız. Oradan oyuncu yakalarsanız bize işte söyleyin vesaire vesaire. Yani illa kulübün içerisinde hani şey yapmaya değil ama istişare etmek her zaman önemlidir yani. İstişare etmek önemlidir. Her şeyi bir kişiye yüklerseniz bir insan onu kaldıramaz. Sen hoş hani bizim söylediğimiz oyuncuları da almak zorunda değilsin yani. Fikrimizi alırsın. Biz sana bir şeyler söyleriz. Sen de onu analiz edersin. Yine sorarsın, soruşturursun. Ona göre böyle de katkı yapmış olabiliriz ama arama diyorsan vallahi kimse beni aramadı yani. Aramadı Bunu çünkü ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben orada başkan olarak ben Ekrem Cengiz'i bilirim yani. Anlatabiliyor muyum? Hani şimdi şöyle sevgili bir kaptan, şey bu söyleyeyim. arada çok bomba bir şey söyledin ama yani bu da bir haber yani Ben şöyle bir bizi şey söyleyeyim izleyen yani gazeteci, ben şöyle. muhabirci arkadaşlar da izliyorlar. Yani ben başkan olarak Ekrem Cengiz'i bilirim demem bile Ya ben önemli bilirim bir çünkü niye açıklama. bilirim? Ben şöyle. Ben sadece Rizespor'la alakalı demiyorum. Ben Rizespor'dan sonra birçok takımda çalıştım yani. Bu başkanlarla da çalıştım, başka başkanlarla da çalıştım yani. Ama şimdi ben o insanda şunu gördüm yani. Nasıl diyeyim? Hani diyoruz ya başkanlar kulüpleri kendi şirketleri gibi yönetsin. Mesela öyleydi. Hani Rizespor'un 1 lirasına dahi şey yapmazdı. Kulüpteki gelir gider dengeleri, oyuncular arasındaki o alacak verecek Maaş farkı. dengelerini müthiş şekilde başkan şey yapardı yani. Ve bize karşı Dengelerdi davranışı. kafada. Mesela çok da şey adamdı yani özü sözü birdi. Mesela sinirlenirdi. Kötü gittiğimiz zaman derdi ki kardeşim benden para falan istemeyin derdi. Ama biz de düzlüğe çıkardık. Dedi ki keyfi yerine gelirdi. Ondan sonra gereken ağzından bir kelime çıktı mı ben daha bak nereden baksam 6 sene falan çalışmışımdır herhalde Ekrem Başkan'la. Ben ağzından bir söz çıkıp da yapmadığını daha hiç görmedim yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani oyuncuya müthiş bir güven veriyordu. Şimdiki yönetici arkadaşlar onlara da saygı gösteriyorum ama valla biz o zamanlar Ekrem Bey'le çalışırken çoğu da piyasada yoktu yani. Onun için ben onun çalışma tarzını çok beğeniyorum. Onlara da şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Bence hani bazı şeyleri yanlış yaptığı zaman insanlar şunu yapabilir. Rizespor'un iyi yaptığı zamanlara bakıp hani Rizespor bu zamanlar iyi gitmiş ama bu zamanlarda neler yapmış da hani iyi olmuş diye bir araştırırım. Ona göre kendime bir yol haritası çizebilirim. Çünkü Rizespor'da evvel zaman içerisinde çok güzel şeyler oldu yani. Mesela ben size şöyle bir şey anlatayım.
Benim Rize'ye geldiğim sene işte 98-99 sezonuydu. Celal Kıbrızlı zamanında. Şimdi Celal Hoca'nın o zaman yapmış olduğu transferlere bakın. Kürşat Duymuş, Recep Asil, ondan sonra Zeki, Sonbay, Devran Ayhan. İşte çeşitlendirebiliriz. Ümit zaten vardı ama Ümit de o dönemde daha çok kendine geldi. Hoca da ona güven verdi. Şimdi bakıyorsunuz ben Rizespor'a geldiğim zaman Süper Lig'den geldim ben. Şekerspor'dan ama Süper Lig'de çok maç oynamadan geldim oraya. Daha yaşım 19. Devran'ın desen öyle, Zeki'nin, Recep'in öyle. Hatta Adıyaman'dan Haydar vardı. Rizespor'un o zaman da ekonomik gücü çok iyiydi. Başbakan rahmetli Mesut Yılmaz'dı. Allah rahmet eylesin, evet. Allah rahmet eylesin. Rizespor çok yıldız oyuncular da alabilirdi. Ama Celal Hoca ne yaptı? Bu saydığım isimler gibi oyuncuları getirdi Rizespor'a. Rizespor'un bu saydığım oyuncular 6-7 sene iskeleti oldu. Biz ondan sonraki sene Celal Hoca gitti. O sene çıkamadık. Göztepe maçı finalde elendik. Bir sonraki sene Diyarbakır maçında şampiyon olduk. Bu saymış olduğum oyuncular Süper Lig'de belki ilk defa oynuyordu birçoğu. Bizim 6-7 tanemiz kemik kadroydu, Türk oyuncu. 3-4 tane yabancı oyuncu yerleştirdiler aramıza. Biz o sene ligin bitmesine 12 hafta vardı. Bizim düşmeyle yakından uzaktan alakamız yoktu. Şimdi bunu niye anlattım? Transfer yaparken tamam herkes hazır oyuncu ister ama bak bizi 19 yaşında aldı yani. İşte Devran'ı Batman'dan aldı. İşte ne bileyim Zeki'yi başka yerden aldı. Recep'i Adıyaman'dan aldı. Türkiye'nin dört bir yanından oyuncular aldı. Bu oyuncuları getirdi oraya koydu. Bu oyuncular Rizespor'u bak işte senin söyleme yani güzel yıllar dediğin yıllar bu yıllar yani. Ne oldu? Oyuncular işte takıma bu sefer sahip çıktı. O takımı kendi takımımız gibi gördük. Tamam yetenek olacak ama neticede birinci şey de yüreğini koyan oyuncular alacaksın. O yörenin insanının dilinden anlayacak. O oradaki insanlar agresif oyuncuyu severler. Yani agresif oyuncu der ki hani kalkıp işte çok yani bir ara ben çok kırmızı kart gördüm o şekilde değil de ama Evet. topu ısıran, vücut vücuda mücadele yapan orada Rizelliler öyle öyle adamları seviyor. Sahanın içerisinde forması için canını dişine takan adam istiyor. Transfer yaparken bunlara da dikkat etmek lazım. Bir de sürekli oyuncu şey almayacaksın aşağıdan. İkinci lig B'den bakacaksın, yeri gelecek üçüncü liglere bakacaksın, yeri gelecek PTT liginde iyi oyuncular var, yerli oyuncular yani. Hani az önce demek istediğim buydu. Hani o iyi zamanlara bakıp o zaman Rizespor neler yapmış ki hani iyi şeyler olmuş dediğinde mesela bu da bir fikirdir onlar için. Yani hep yabancı oyuncularla veya hazır oyuncularla işte şimdi en son gelen iki tane oyuncu vardı işte Söderlund bir de Djokovic. Mesela. Yani Doğrudur, devre evet. arası mesela iki tane oyuncu alındı. Şimdi iki tane oyuncu bana göre Rizespor'un ihtiyacı değildi yani. Hani ben zaten o forvette oynayan Söderlund ilk maçında ben hani onun Rizespor'un ilacı olmadığını o zaman söylemiştim. Djokovic desen bana göre Abdullah'tan çok fazlası olduğunu düşünmüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz oyuncular alacağını o zaman aşağıdan al. Bu tür yabancılar alacaksan da çok ekstra oyuncular olsun. Mesela Emmanuel Tete gibi olsun yani alacaksan. Hani biz kendi zamanımızda diyorum. Kaptan biliyorsun o da rahmetli oldu. Onun da Evet. Evet, Allah Allah rahmet rahmet eylesin. eylesin. O büyük ihtimalle cennetlik olmuştur. İnşallah. Allah mekanını cennet etsin. Çünkü Sevdiğimiz çok çok efendiydi. Çok efendiydi. Çok da dini bütün bir kardeşimizdi. Allah İnşallah rahmet öyledir eylesin. yani. Amin. Evet. Gerçekten sizin o az önce saydığın isimlere tabii ki Koraylar da eklenebilir. Ya Koray'ı niye Diğer. saymadım? Koray Celal Hoca almadı ya ondan saymadım. Yoksa sonraki dönemde Koray'ı da Cem Pamiroğlu aldı. Onu Evet. ondan saymadım. Yoksa Koray da sonra katıldı. Ben Celal Hoca ile alakalı konuştuğum için. Anladım. Yani gerçekten kaptan Rizespor taraftarları sizin o dönemki ruhu özlüyor, istiyor. Zaten şu anda
O kadar güzel mesajlar geliyor ki kaptan sana zaten kalp yağıyor yani yayın başından beri sana kalp yağıyor şu anda. Mesajları biz okuyamıyoruz ama kalpleri görüyorum da. Evet, mesajları birazdan okuyacağım ama birazdan okuyacağız. Öncelikle kaptan zaten güzel dinliyoruz. Çok da bizim hatta sormamıza gerek kalmadan birçok konuyu kendi açıp yönlendiriyor. Ben de seni valla dinleyiciler gibi sevgili Mesela bir kaptan. arkadaş... Evet, pardon. O Dinliyorum. yüzden çok keyifli dinliyorum. Buyur kaptan, söz sende. Yok şey arkadaşım bir tanesi senin söylediğini demiş. Koray da vardı kaptan diye. Doğru. Ya Evet. Koray şöyle. Ben Celal Hoca'nın aldığı oyunculardan dedim. Bir sonraki sene işte Göztepe'ye elendik ya finalde çıkamadık. Sonraki senenin başında Koray geldi. Ben hani Celal Hoca açısından anlattığım için Koray'ı saymadım. Tabii ki sonradan Koray geldi. Koray da Rizespor'da senelerce oynadı. Ümit Milli olduk, beraber gittik. İşte A Milli oldu. Sonra da zaten Beşiktaş'a gitti. O da Rizespor'a çok katkı sundu. Evet. Unutmadım onu. Göğsündeki armaya kurban diyor kaptan. Yine bir kardeşimiz Serkan yazmış. Şu Eyvallah. anda formayı giymişsin sevgili kaptan. Çıkartmıyorsun. Ben her sene formamı alırım. Benim Vallahi müthiş. geçen sene değil, evvelki sene benim kombinem vardı. Hiç maça, yani bir tane maça geldim herhalde Gelmediğin yanlış hal. mı? Geldin mi kaptan? Yok gelmedim. Çok gelmedim ama benim kardeşim var, Tuncay Şan. Tuncay benim yerime gitti bütün maçlara. Ama Tabii inşallah şu bütün raporları. pandemi evet pandemi inşallah orta yerden kalkar, statlar tekrar açılır taraftara. Evet inşallah, inşallah. Seni taraftarla iç içe görmeyi çok isteriz. Yani seni aslında Rizespor camiasında da az önce konuştun ya bahsettin. O görevlerin içerisinde de görmeyi çok isteriz ki bizim zaten isteğimiz bu, amacımız bu. İleriki yıllarda inşallah sizlere bu görev layık görülür. İnşallah çağrılırsınız kaptan. Yani bunu gerçekten bütün Rizespor taraftarları istiyor. Ama yönetim artık bilemeyeceğim. Şu anda bir yoldalar, gidiyorlar. İnşallah Bülent hocamız da başarılı olur. İlk maçında da İnşallah. 3 puanı İnşallah. kazandırdı bize. Biraz böyle moraller yerine geldi açıkçası. Aynen Şu öyle. anki Rizespor'u bir değerlendirirsen sevgili kaptan, genel olarak Bülent hocayla takımı genel olarak şöyle bir kısaca bir değerlendirirsen neler söylemek istersin şu anki Rizespor için ve gidişat için, gelecek için? Vallahi şöyle yani Rizespor sezon başına başladığı zaman açıkçası biraz şeydik. Yani ben bu tehlikeyi hissedeceğini düşünmüyordum yani. Fakat oynanan oyun hani insanları tatmin etmedi. Daha sonra işte Malatya maçından sonra ilerledi. Thomas'a yollar ayrıldı. Sonra işte Sumudika geldi. Bana göre o şey yanlıştı. O transfer yanlıştı yani. Niye dersen ben sportif açıdan demiyorum yani. Hani kamuoyunda kendini küçük düşürmüş, kulübüyle alakalı çok olumsuz beyanat vermiş. Ve sicili de bozuk olduğunu düşünüyorum. Ben olsaydım ya yani onların yerinden ki ben öyle hani bir açıklama yaptım. Ben olsaydım şahsen almazdım. Hani isterse sportif başarısı olsun yani almazdım. Çünkü hani kamuoyunun dışarıda bir insanı Rizespor'un imajına zarar verdirmemek gerekiyor. Yanlıştı. Zaten yanlış da ortaya çıktı işte. Fevri davranışlar. Kendinden başka herkesin suçlu olduğu. Sanki takımda işte bütün suç başkalarınınmış gibi ki zaten sen hani yanlış demek, yanlış beyanatları vermene rağmen senin antrenörlüğünün iyi olduğunu düşündüğü için bazı şeyler sineye çekilip alındı. Ama sen bir icraat yapamadın. Bir de oyuncuları demoralize etti. Bu açıdan yanlıştı. Yanlıştan da iyi ki de döndüler. Bence ona devam etseydi Rizespor'un yani ligde kalma şansı yoktu. Yani Bülent Hoca'ya gelince de hani o transferi yaparken neye göre değerlendirdiler, neye göre değerlendirdiler ben onu bilmiyorum yani. Ama ilk başta bakıldığı zaman ben şahsen olumsuz baktım. Niye? Çünkü Bülent Hoca'nın bir Sivasspor'da işte Karol Pejde zamanında yanlış hatırlamıyorsam kulüp menajeriydi. Daha sonra Karol Hoca gidince Bülent Uygun takımın başına geldi. Başarılı da oldu. Hatta şampiyon oluyordu. Şampiyonlar Ligi'ne götürdü Sivasspor'u. O başarısı var. Ama ondan sonra baktığın zaman hani gittiği takımlarda çok başarılı olamadı. Bir de bir Bucaspor gerçeği var.
Hani Bucaspor gerçekten yapılan yanlış transferler o kulübün neredeyse çıktığına pişman etti Süper Lig'e. Adamlar ta 2. Lig B kategorisinde nefes aldılar. Neyse neticesinde hocanın şu maçla alakalı baktığında en büyük şeyi yerli olmasıydı yani. Hani kariyerine bak ama oyuncuların dilinden anlayan. Belli ki oyuncuları mental olarak iyi hazırlamış. Bu da sahada oyuncuların hem moral hem motivasyon anlamında çok fark ediyordu. Baudry'nin olması, ekstra bir de iyi oynaması takımda gözle görülür bir farklılık yaratmış. Ligin belki de iç sahada oynayabileceğin en zor takımlardan biri. Çünkü kontra oyuncuları var, çabuk oyuncuları var. Rizespor çok iyi mücadele ederek bence çok önemli bir 3 puan aldı. Bugün eğer bu galibiyeti alamasaydı ki aşağıdaki takımlar kazandı biliyorsun işte Gençlerbirliği, Ankara Gücü'nün de kazanmasından sonra bana göre düşme barajı da biraz daha yukarıya çıktı. Yukarıya çıktı evet. Ha, yukarıya çıktı. Onun için Bülent Hoca ile alakalı az önce dedim hani Sivasspor'dan sonra başarısı olmadığı için benim hani kimseye karşı bir ön yargım olduğu için değil yani. İşte takım başarılı oldu, iyi oynadı. Hakkını da teslim ediyoruz. İnşallah başarılı olur. Rizespor'u kümede bırakır bu sene. Biz de hem kendisini tebrik ederiz hem de teşekkür ederiz. Bence Sumudika'dan sonra kim gelseydi, özellikle yerli anlamında söylüyorum. Çünkü yabancı hocaların oyuncuları mental olarak bu kadar kısa sürede hazırlayacaklarını düşünmüyorum yani. Hani ne kadar kendisi anlatsa da oyunculara onu bizzat hissettireceğini düşünmediğim için Bülent Hoca'yı da bu konuda tebrik ediyorum. Kısa sürede insanlar taktiksel olarak belki çok şey vermeyebilir ama belli oyuncuları almışlar, konuşmuşlar, çekmişler, onlara moral vermişler. Sumudika'nın yaratmış olduğu o tahribatı gidermişler. Bu da oyuncuların üzerinde zaten belliydi yani. İyi futbol işte vesaire bunlar hep ikinci planda. Birinci şey bence hep beraber inanmak, takım ruhu istemek. Ondan sonra zaten taktik, teknik ondan sonra gelecek işlerdir. Bence bu galibiyetten sonra Rizespor'un işleri Galatasaray'la oynuyor. Ondan sonra bildiğim kadarıyla milli takım arası var değil mi? Evet, ondan sonra da Fatih Karagümrük maçı var. Ha. Yani ondan sonra o arada Bülent Hoca hem kendi taktiksel olarak hani taktik anlamında da o ara ona yarayacağını düşünüyorum. Ben Rizespor'un açıkçası Sumudika ile devam etseydi ben umutlu olmazdım ama şu maçtan sonra ben çok güzel şeyler düşünüyorum. Yani benim kendi analizim bu. İnşallah her şey güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah kaptan. Rizespor taraftarının aslında Bülent Uygun ismi ilk açıklandığı zaman artık yeni hocamızdır. Yol haritamızı bu hocamızla belirleyip yolumuza devam edeceğiz denildiği an itibariyle. %95 Rizespor taraftar grubu sıcak bakmadı açıkçası yani Bülent evet. Uygun ismine. Bu hoca olmaması gerekiyordu diye tepkiler vardı ama gördük ki bu hafta uzun zaman sonra yani 90 dakika mücadeleden kopmayan evet. Hırslı hep ikili mücadelede sahada diri kalan bir Rizespor gördük yani şaşırdık yani. Evet. Yani hocanın evet. Bir dokunuşu olmuş ki olmuş. Sevgili kaptan az önce zaten sen analizini çok güzel yaptın, bahsettin. Bilmiyorum sevgili Bülent Uygun hocamızın soyunma odasındaki motivasyon konuşma videosunu izledin mi? Yani izledim evet. Gördüm. Sizin bir şeyler anlatıyor muydu sizin aslında? Sizin sayfada. Evet, bir şeyler anlatıyor muydu sevgili kaptan? O görüntüler. Tabii ki yani o şimdi sadece o değil bence hafta içi de mesela geldikten sonra oyuncularla birebir de konuşmuştur. Ama o sahanın sahaya çıkarken o ısınmadan geldikten sonra artık formaları giyip sahaya çıkacağın zaman orada yapacağın konuşma çok önemli. Yani bunu da hoca yapmış. Bunun da çok büyük faydası var. Diyorum ya hani tekniğin, taktiğin tabii ki önemi var ama ilk önce ruh lazım yani. İstemek gerekiyor. Ya sen iyi niyetli olduğun zaman sen
bütün oyuncular olarak elinden geleni verdiğin zaman şans da seninle oluyor. Yani Allah en çok kim istiyorsa ona verir. Yani benim kendi şeyim budur. Nitekim ben Gökhan'ın kurtarmış olduğu o pozisyonu da ona bağlıyorum yani. Son dakika pozisyonu. Evet. Tabii çünkü niye? Oradaki Rizesporlu oyuncular daha çok özveriliydi. Rizesporlu oyuncular daha çok mücadele etti. Rizesporlu oyuncular daha çok inanmışlardı. 3 puanı da Rabbim Rizespor'a verdi. Çok da iyi oldu. Hatta Gökhan için de iyi oldu. Çünkü ilk Hatay maçında da Gökhan'ın bir hatası vardı. Evet kaptan. Ben o zaman da söylemiştim. Demiştim hani kaleciler hatalı gol yiyebilir. Yani bu çocuğu günah keçisi yapmamak lazım. Bak şimdi döndü dolaştı. Bugün de 2 puanı Gökhan'ın hanesine yazabiliriz yani. Çok önemli kurtarış yaptı yani. Hani top Gökhan'ın üzerine gelmedi yani. Gökhan o topu kurtardı. Çok da iyi oldu yani. Evet. Şans isteyenin yanında oluyor yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi vardır ya sevgili kaptan, sen daha iyi biliyorsun. Çünkü Yeşilçimler'den saha içerisinden gelen bir profesyonelsin sonuçta. Bir futbolcu bir maçta belki son dakikalar çok kritik. Özellikle de senin konum olarak bir kaleci tamam ama bir defans oyuncusu da son dakikalarda özellikle de baskı yemişken hamle yapması çok daha zorlaşıyor yeri geliyor. Tutacağı adamlar Tabii. çünkü ceza alanı karışıyor birbirine. Herkes Yorgunluk bir şey yorgunluk olabiliyor. var, strese giriyorsun son dakika artık. Maç gitmemesi gerekiyor. Bu durumlarda defans oyuncusu olarak kaptan sen nasıl mesela o son dakikaları nasıl geçiriyordun? Kendini nasıl diri tutuyordun? Vallahi şöyle yani gençken tabii ki daha çok panik yapıyorduk ama tecrübe kazandıktan sonra tabii hani daha rahat davranıyor. Çünkü niye? Yaşanmışlıklar olduğu için o deneyimle nasıl diyeyim topu daha fazla nasıl kalemizden uzak tutabiliriz? Çünkü ne kadar gömülürsen tehlike o kadar senin kalende. Mümkün mertebe genelde de takımda lider oyuncu olduğumuz için takımı öne hani cezanın içine gömme değil de ileriye doğru uzaklaştırıp çıkarma. Oyuncuları da öyle olduğu zaman da rakip oyuncuları da kaleden uzak tutmak lazım. Bu her zaman da olmuyor. Çünkü niye? İşte o psikolojiyle maçı kazanacaksın, kazanamazsan işte puan durumu var. Bu maç bizim için işte ölüm kalım maçı almamız lazım. Bir haftamız maç, alırsak bir de işte evet bir de insanın sevgili kaptan gözünün önüne maç geliyor. evet. Diyor ki işte ya bir hafta ailemizle güzel zaman geçireceğiz. Arkadaşlarımızla güzel sarılacağız onlarla. Şehire çıkacağız. Taraftarlarla yeri gelecek kucaklaşacağız. Onlar bize gülecek. Biz onlara güleceğiz. Bunlar hepsi insanın gözünün önüne geliyor. Hal Bir böyle de olunca da bazen yani şey de oluyor, stres de oluyor ama deneyim olduğu zaman onu daha farklı idare edebiliyorsun yani. Ya yenerken bir de kaptan onu diyorum. Son artık düşünsene 2-3 dakika kalmış. Artık maç senin elinde. Yani son 2 dakika, 3 dakika Evet. kalmış. Artık maç geliyor. Yani 3 puan geliyor. O yüzden de o dakikalar kritiktir. Şimdi bunu neye bağlıyorum sevgili kaptan? Seninle beraber bu hafta Talbi ile Selim Ay oynadı. Yani ben çok Evet. beğendim gerçekten. Sen oranın yani defansın çok iyi bir oyuncusu olarak, iyi bir defans oyuncusu olarak kariyerin boyunca. Ondan sebep Evet. sormak istiyorum. Bugün Rizespor'un başında olsan Meriah ve Emir Dilaver'i mi tercih edersin ikili olarak yoksa Talbi ve Selim Ay'ı mı düşünürsün diye buradan burayı bağlamak için yola çıkmıştım aslında Ben yani. şöyle söyleyeyim. Ben Meriah'ı düşünmem yani. Niye düşünmem? Onu bu maç içinde söylemiyorum sadece. Bakın Erzurumspor maçında herhalde şeyin attığı, Atif Şeşun'un attığı gol olabilir yanlış bilmiyorsam. Şimdi taçın kenarında gibi pozisyonda stoper bodozlama adamın üzerine gitmez. Bakın o pozisyonu bir gözünüzle canlandırın. Meriah yerinde kalsaydı o gol yenmeyecekti yani. Bu birazcık futbol özellikle defansta biraz da kafayla oynanması lazım. Hani sen eğer orada o hamleni yaparsan işte Atif Şeşu da gelir o golü atar. Bir o var. Zannedersem Kasımpaşa maçında da onun adamı vurmuştu. 2-3 tane çok bireysel anlamda hata yaptı. Tamam. Fiziği var yani fizik üstünlüğü var ama şimdi Çok oyuna katkısı baktığın zaman hani ayakları da çok şey değil. Yani hani
Topu ileriye doğru sürüp tekrar kaleci oynamak, ileriye doğru sürüp gerideki arkadaşına vermek. Hani bu pas anlayışı değil. Selim'in hem mücadele gücü yüksek. Hem yanındaki arkadaşlarını ateşleme kabiliyeti var. Çünkü öyle bir çocuk yani hani belli. Ondan sonra ruhunu koyuyor ortaya. Artı ondan daha fazla deneyimli. Selim de senelerce Süper Lig'de yani Konyaspor'da yıllarca oynadı. Talbi'nin de mesela ben hani müdahalelerde mesela özellikle Bupenza'ya bir iki tane pozisyonda çok önemli müdahaleler yaptı yani. Hem öyle Evet kaptan. artı Hatta ileride son dakikalarda. gol şansı var artı onun da ayakları mesela Meriah'tan daha iyi yani. Bence hoca burada iki tane stoperi Selim'le Talbi'yle kurmakta bence çok büyük şey yapmış yani. Başarı göstermiş. Zaten oyunun en önemli şeylerinden birisi de o ikisinin orada oynamasıydı. Defansif anlamda Evet. iyiydi yani Rizespor. Çok beğendim gerçekten Talbi ile Ben yani de olsam ben de o derken oyuncuları tercih ederdim yani evet yani şahsen. Rizespor taraftarı gerçekten çok beğendi bu ikiliyi. Ben her zaman sezon başından beri programlarımızda hep şunu söyledim sevgili kaptan. Meriah ve Emir Dilaver isim olarak iyi olabilirler ama hep hata yapıyorlar. Yani bir uyum gösteremiyorlar. Yani hep bir hataları var maç içerisinde. Evet. Bunu da Meriah'dan bahsederken sevgili kaptan, bir defans oyuncusu kendine mesela çok mu özgüven taşıması iyi midir? Yani negatif midir, pozitif midir? Yani Meriah'ta böyle bir özgüven var. Yani ben kendime çok güveniyorum. Hata yapmam duruşu var yani. Böyle bir sağlam bir görüntüsü var aslında sahada. Az önce senin söylediğin gibi ama bu sağlam görüntünün arkasında da bu özgüvenden mi kaynaklanıyor? Neyse hata geliyor. Yani bir defans oyuncusu kendine çok mu özgüven Ya sağlamında şöyle sence? bence çok yani özgüvenli olmak iyi bir şey de çok çok özgüvenli olmak da iyi bir şey değil yani o insana hata yaptırır yani. Ben bu konuda hani deneyimliyim işte çok işte tecrübeliyim işte hani mücadeleyi azaltırsan eğer sadece o deneyimine güvenerek oynarsan olmaz yani. Ben deneyimi mesela işte o söylemiş olduğum pozisyonuna bakarım yani. Mesela deneyimli oyuncu bence o hatayı yapmamalı yani. Çünkü o Süper Lig seviyesinde oynayan bir oyuncunun yapmaması gerekiyor. Mesela PTT Ligi'nde olsa hani bir nevi şey yaparsın. Bir alt kategoride olsun tamam ama Süper Lig seviyesine gelmiş bir oyuncunun Erzurumspor maçı da Hatayspor maçı kadar önemli bir maçtı yani. Yani Kesinlikle. o yerinde kalmış olsa mesela Rizespor o gün o golü yemezdi yani. Onun için mesela bir de hani laf açmışken hani benim mevkimle alakalı. Şimdi stoperlerde genel anlamda şöyle bir şey var. Şimdi stoperlerin hepsi oyun kurma şeyindeki oyunculara bürünüyorlar. Yani işte ayakları iyi olsun, iyi pas atayım. Bana göre benim şahsi kanaatim stoperin birinci özelliği iyi bir kesici olmalı. Stoperin hava hakimiyeti olmalı. Stoper birazcık da sert oynamalı. Stoper parmak ucunda işte 3 kişinin arasından işte oraya top atayım, 5 kişinin arasından buraya top atayım, işte adamı eksilteyim Ya falan bir on değil. numara gibi de, Şimdi ben on sadece numara tarzında değil. Rizespor'un stoperleri için demiyorum. Yani şimdi artık günümüzde diyor ki kalecinin ayağı iyi olması lazım. Tamam. Stoperin ayağı iyi olması lazım. Tamam. Ama bu ayağın iyi olması lazım da sen asli görevlerini ilk önce yapacaksın. Yani asli görevlerini yapmadan öbürlerini yaparsan olmaz. Hani bir nevi ne derler hani yanlış bir şey olmasın da yani kız gibi stoper olmaz ya. Stoper birazcık agresif olur yani. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Yunus bize geldi Rizespor'a. Antrenmana çıkıyoruz işte daha hoca antrenmana gelmemiş. Ya dedi ki Kürşat sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Tabii oraya gelene kadar Yunus'la çok karşılıklı oynadık işte Kayseri'de falan. O da hep şey onlar da kafaya oynuyordu. Biz de işte playofflar falan vardı Evet. ya. Ya dedi ben sana bir şey söyleyeyim mi Kürşat dedi. Dedim buyur kardeşim. Dedi ki kaptan dedi sen ol dedi. Sertliğini dedi bırakma dedi hiçbir zaman. Ya bunu neden söyledin dedim. Ya dedi vallahi dedi biz dedi şimdi seninle rakip oluyorduk ya. O zaman hep çift santrfor oynardı genelde. Şeyde 3-5-2 gibi yani. Şimdi iki tane santrfor geliyor. Bir tanesi benim kucağıma gelecek. Bir tanesi de yanımdakinin. Diyor ki biz maçtan önce derdik ki
Kürşat'ın yanına sen git derdik. Öbürü derdi ki ben Kürşat'ın yanına gitmem, Kürşat'ın yanına sen git. Niye kardeşim? Ya diyor ki çünkü sen diyor öyle bir sert oynuyordun ki diyor. Biz diyor senden diyor çekinirdik diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani stoper birazcık bu hissi vermesi gerekiyor. Ha, çok abartmadan tabii ki. Abartırsan hani kırmızı kart çok Tabii görürsün ama o da. neticede birazcık sert stoper olmak lazım yani. Aynen öyle kaptan. Ama gerçekten şimdi futbolcuların yapıları da bütün bölgelerde bile değişti yani. Santraforların konumu değişti. İşte kaç tane 10 numara sayabiliriz artık. Dünya çapında bile yani. Bırak Türkiye'yi 10 numara kavramları kalkmaya başladı artık futboldan. Defans oyuncuları fizikli olabiliyor ama tabiri caizse hani böyle cılız dediğimiz zayıf, ince yapılı oyunculardan kuruluyor çoğu takımda. Tabiri caizse Mesela az önce senin bahsettiğin. Serdar Aziz mesela Fenerbahçe'de. Ya Serdar Aziz bir forvet oyuncusundan çok kendini yere atıyor mesela hani. Ya stoper adam öyle olmaz ki. Yani stoper adam daha fazla ayakta kalır yani. Anlatabiliyor muyum? Dediğin gibi yani hani gerçekten şey değişti ya. Hani bölgelerdeki oyuncuların şeyleri değişti ya. Oyuncuların şeyleri Oyun değişti. karakterleri Evet, değişti. Evet karakterleri falan değişti. gerçekten Onu değişti. her konuğumuzda zaten konuşuyoruz sevgili kaptan. Artık futbol hani mükemmel bir endüstri. Yani mükemmel bir para, mükemmel bir sanayi. Tamam, tarafta milyonlarca taraftarların peşinden koştuğu, izlediği, futbolculara ilgi, özen duyduğu büyük bir sektör. Ama şimdi kulüpleri yönetenler de acaba buna mı bakıyorlardı artık? Yetenek çok ön plana çıkmıyor. Kaptan hep mücadele. Yani bir maçta çok zarif bir 90 dakikada böyle çok eskiden her maçta izlerdik. Bütün kulüplerde, bütün maçlarda yani Anadolu maçlarında da hani büyük dediğimiz büyük takım futbollarında da en az 4 tane, 5 tane, 6 tane çok şık çalımlar görürdük yani saha içerisinde. Hatta bir tanesi yerinde ikinciyi geçerdi adam. Böyle o herkes derdi, o derdi. Şu anda onu göremiyoruz. Al, ver sağa, ver sola. O Herkes çok biraz basit şeyden oynuyor kaynaklanıyor. sevgili O kaptan. şundan kaynaklanıyor. Şimdi eskiden mesela oyuncuları işte 7-8 yaş grubunda altyapılara vermezlerdi yani. Hani genelde ne olurdu? 12-13 yaşlarında falan giderdi. O 12-13 yaş grubuna kadar da oyuncular yani hepimiz sokakta futbol oynardık yani. Hani okuldan gelirdik, çantamızı eve bırakırdık, inerdik. Şimdi sokakta oynadığın zaman başında birisi yok. Yani sen kendi yeteneklerini sev. Yani bir şeyler deniyorsun, işte televizyondan gördüklerini yapmaya çalışıyorsun falan filan. Ama şimdi öyle değil. Şimdi herkes çocuğunu ne zaman götürüyor? 6 yaşında götürüyor, 7 yaşında götürüyor. Şimdi öyle götürdüğün zaman da altyapılara bu sefer oradaki antrenörler böyle tornadan çıkmış gibi oyuncular sanki tek elden çıkmış gibi. Al ver, al ver sistem üzerine işte şurada duracaksın, burada duracaksın. Hani oyuncuların kulüplerden önce deneyimleri olmadığı için bence biraz da bu şey hani altyapılarda yetiştirme tarzıyla alakalı yani. Ben birazcık buna bağlıyorum. Çünkü eskiden sokak futbolu vardı. Şimdi sokak futbolu diye bir şey yok. Yani herkes çocuğunu alıyor, götürüyor bir tane spor okuluna. 6 yaşında, kimisi 7 yaşında götürüyor. Hal öyle olunca da hocalar başlıyor ayak içi. Al ver, al ver, al ver. İşte kenara götür. İşte ne bileyim dörtlü savunma oynayacaksa işte şöyle dur kaymaları yaptırıyor. Derken ne oluyor? Hani oyuncuların da yetenekleri çok ön plana çıkmıyor. Bu sefer sistem oynuyor yani. Hani sistem. Aynen Yani öyle kaptan. oyuncular işte kimse kimseyi mesela Süper Lig kimse kimseyi çok fazla rahatsız etmiyor. Eskiden nasıldı? Mesela çift forvet oynanırdı. Sen karşı takımdan topu almaya çalışırdın. Kendi sahana geldiği zaman baskı yapardın. Onu hataya zorlardın. Ama şimdi nasıl oluyor? Bir takım topu kaptırdığı zaman orta saha çizgisine çekiliyor. Alanı daraltıyor. Müsaade ediyor. Onlar oynuyor. İşte orayı daraltmaya çalışıyor. Sonra o takım topu kapıyor. Bu sefer onlar orta sahanın diğer tarafına geçiyor. Bekliyor. Hani birazcık eskiyle şey yaptığın zaman sıkıcı oluyor. Onun nedenlerinden bir tanesi de kimse kimseyi çok fazla rahatsız etmiyor yani. Çok doğru bir söze aslında değindin sevgili kaptan ve söyledin. Çok doğru bence. Eskiden bizim çocukluğumuz da aynıydı. Mahalle aralarında
iki tane taş koyup hadi Evet. bakalım top oynuyoruz deyip sabahtan akşama kadar okuldan, hafta sonları tatilleri, okuldan geldiğimiz zamanlar hep Evet. sokakta. Çok güzel bir tespit. Şimdi çocuklar hangi mahallede görüyoruz? Gerçekten göremiyoruz. Yani Göremiyorum. hiçbir mahallede top oynayan çocuk göremiyoruz. Çok önemli bir Göremiyoruz. nokta ve o Halı yüzden belki sahalarında de işte yetenekler görüyoruz spor kaybediyor. okullarında. Evet. Yani Evet. spor O yüzden okulu belki de hatalar. sevgili Evet. kaptan Aynen. kayboluyor, gidiyor yetenekler. Bence öyle. Şimdi artık soruları hazırlayalım sevgili dostlar. Şimdi sizin yazdığınız sorulara geçeceğim. Geliyor hangi yemekleri özledi sevgili kaptan, Rize'de özlediği ne vardır filan diye. Rize Spor'dan son bir şey daha kaptan, güncel olarak Remy'yi nasıl değerlendiriyorsun? Onu da bir sorayım sana. Sonrasında bu arada sevgili dostlar siz de yazmaya başlarsınız sorularınızı. Son bölümde de kaptan sizin sorularınızı cevaplayacak. Ya Rize'nin yemeklerini zaten yiyoruz yani. Rize bizim Ankara'da. Öyle söyleyeyim sana. Hele benim kaynanam geldiği zaman hepten şöyle yani. Ha Rize ha Ankara. Çok fark etmiyor. Çok hamarattır kendileri. Ben mesela orada işte lahana yemeği var biliyorsun. Kara lahana yemeği mesela. Ben onu severdim. Hani ondan sonra mısır ekmeği Yoğurt. vesaire ona yoğurt onları severiz yani biz de zaten Anadolu çocuğuyuz yani hani oralarda biz de neticede Doğu Anadolu'da doğduk o şeyleri de iyi Evet. biliriz yemek konusu böyle Remi konusu da mesela Remi ile ilgili şöyle bir örnek vereyim yani şimdi bize bir İbrahim Bağ gelmişti hatırlıyorsun değil mi? İbrahim Bağ İbrahim Evet. Bağ'ı ben Milan'da oynadı çok üst düzey oynadı. Biz İbrahim Bay'ı tesislerde PlayStation oynarken almak için hepimiz birbiriyle yarışıyorduk. O kadar iyi oyuncuydu yani. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi şunu Konsol oyununda anlatacağım. ama tabii yani konsol oyununda tabii ki sevgili Ama kaptan. müthiş hızlı oyuncuydu. Milan'da falan. Sonra neyse aradan birkaç sene geçti. İşte biz işte lige çıktık falan. Rıza Hoca zamanı dediler ki İbrahim Bağ geliyor. Ne diyorsunuz dedim ya. Hani nasıl İbrahim Bağ buraya gelir falan. Ya şimdi benim içime bir kuşku düştü. Yani İbrahim Bağ ta denizleri, okyanusları bilmem nereleri aşacak Rize'ye gelecek. Ben dedim ki bu işte bir şey var dedim ya. Bu işte bir şey var yani. He, parayı verirsin Rize Spor da alır onu. Ama çok astronomik de bir rakam değil yani. Anlatabiliyor muyum? Dedim ki bu işte bir iş var. Sonra arkadaşımız geldi. Kardeşimin nereden baksan 25 kilo fazlası var. En az 20-25 kilo fazlası var yani. Dedik ya bu İbrahim Bağ nasıl hani hangi İbrahim Bağ böyle bir şey olur mu? Sonra Bizim konsolda he oynadığımız sonra evet bunu Rıza Hoca işte hazırladılar antrenmanlar aylarca sürdü. Sonra taraftar yedek kaldı işte hani yavaş yavaş kadroyu aldı. İbrahim Bağ İbrahim Bağ İbrahim Bağ İbrahim Bağ oynadı. O eski halinden eser yok. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra en yakın zamanda gönderdiler. Ben şimdi Remy'yi o kategoriye koymuyorum yani. O fiziksel olarak gayet iyi, yetenekli. İbrahim Bağ da yetenekli ama kendine bakmamış, düşüşe geçmiş. Remy'nin de ben sakatlığı olduğunu, hani bunu iyi araştırmak lazım. Yani Rizespor'un transferde hata yapma şansı yok. Yani o Remy Rizespor'da şu sakatlıkları olmasa Rizespor'un şu anda 7 puan fazlası olsa değil mi ya da 8 puan neyse 39-40 puanı var. Bir tane maç alsa küme düşmeyle yakından uzaktan alakası kalmayacak. İyi futbolcu acilen dönmesi gerekiyor ama eğer ki bir sakatlığı da varsa bu şekilde alınır çok büyük hata yapılmış yani. Hani olmaz yani. Öyle bir oyuncuyu alıyorsan oynayan oyuncu olması lazım. O oyuncunun sakatlığı varsa bunu bilmek lazım. Rizespor'un bunu araştırması lazım. Verdiği paraya yazık yani hani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Keşke oynasaydı da şu anda bunları konuşmuyoruz. Daha güzel. Belki de derdik ki hani ya Rizespor işte 6'yı nasıl zorlar, 5'i nasıl zorlar. Belki de onu. Çünkü Remi oynadığı maçlarda iyi oynadı yani. Güzel de goller attı ilk zamanlarda. Birkaç maçımızı da kurtardı yani kaptan. He, onu söylüyorum. Şimdi o oynamış olsa şu maçlarda hiç almasa sana 6 puan alsa sen sonraki şeyde 2 maç alsan küme düşmeyle yakından uzaktan alakan olmayacak. Ama oyuncu alırken
Tamam iyi oyuncu da bu oyuncu neden böyle işte diğerleri niye almadı? Bunun bir şeyi mi var? Bir sakatlığı var mıdır, yok mudur? Yanlış yapmamak lazım. Yani iyi araştırmak lazım o oyuncu alırken. Evet ve bu akşam sevgili Bülent Hoca açıkladı Remy ile ilgili kendisine sorulan soruyu. Fatih Karagümrük maçında büyük ihtimalle kadroda olacak Öyle mi? kendisi. Sakatlığı var. İtalya'dan özel bir ekip gelmiş kendisi için. İlgileniyorlar Remy ile. Galatasaray maçında kadroda olacak mı diye sordular. Diğer bir başka medya kuruluşunda yayındaydı. Galatasaray maçında dedi olmayacak ama Fatih Karagümrük maçında dedi büyük ihtimalle sahada olacak kendisi. Ya şöyle mesela en azından o Karagümrük maçı ve ondan sonraki birkaç maçta yani böyle bir yarım saat atıyorum 20 dakika 25 dakika. Niye? Çünkü ya Rizespor'un iki tane santrforu var. İkisi de aynı tip. Yani ikisi de pivot santrfor şeyinde. En azından oyun sıkışırsa, gole ihtiyacın olursa onun diğer iki santrfordan daha farklı meziyetleri var yani. Onu atabilirsin. Yarım saatte işte 20 dakika, 25 dakika futbolda bunlar önemli yani. Yani ne olur daha sonra 3-4 maç sonra belki ilk 11'de oynar. Ama kesinlikle eğer iyi bir şekilde dönerse Rizespor'a çok faydası olur. O Rizespor'un ihtiyacı olan puanları Rizespor daha önden toplamış olur diye düşünüyorum yani. Evet. Kaptan Rizespor'u peki bu sene bu şekliyle, bu gidişatıyla nerede görüyorsun? Gider Yani mi? senin Düşme. gözünde daha doğrusu kaptan bu takım düşer mi? Yani taraftarlar çünkü sorulan da sorular arasında bu sana. Valla açık bir şey Rizespor. söyleyeyim mi? Ben Evet. yani şu maça kadar Sumitika'nın beyanatları, takımın onun beyanatlarının akabinde vermiş olduğu görüntü, oynanan futbol, işte camianın içine düşmüş olduğu durum, ben Rizespor bu düşüşle aşağıya doğru iner diye düşünüyordum. Çünkü Ankaragücü'nün hocası değişti, Ankaragücü bir şey yakaladı, ivme yakaladı. Onlar çıkışa geçerken sen düşüşe geçtin. Ama bu hoca değişikliğinden sonra bu maç açıkçası beni çok umutlandırdı yani. Ben şu anda bu haftanın maçlarından sonra burada gizli ortaklar oluşmaya başladı. Mesela Malatyaspor'un durumu hiç rahat değil. Yani sadece burada işte Erzurumspor, işte Denizlispor, Ankaragücü. Zaten Başakşehir'i saymıyorum. Ben orada duracağını da düşünmüyorum yani. Onlar oradan çıkarlar. Ama ilk sıradan hiç konuşulmayan Kasımpaşa ve yeni Malatyaspor'un bu ligin düşme şeyini derinden hissedeceklerini düşünüyorum. Rizespor'u da düşme barajı yani ben Rizespor şu anki yerinde atıyor 14. 15. sıralarda bitirecektir yani düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Kaptan sence Çünkü baraj diğerleri 42 düşerken de civarları mı olur? Rizespor çıkma. Efendim? Bu açıdan düşme barajı 42 falan mı olur sence? Evet Puan bence açısından. tabii yani şimdi 29 puan desem buradan aşağı yukarı ben 43-44 puan alan kalır diye düşünüyorum yani. O zaman ortalama bizim Rizespor olarak da 4-5 maç daha almamız gerekiyor yani. Evet, Ligde kalabilmemiz için. aynen. Ki 12 Ama hafta işte daha burada var mesela inşallah. ortak çok olursa o yani mesela o bir maç bir aşağı gidebilir. Yani atıyorum 5 maç değil de 4 maç da yeterli olabilir sonradan. Anlatabiliyor muyum? Şöyle Evet, bu 42-43. zaten 4 maç da fikstürde puan yeterli. durumunda. Puan durumunda Evet. şöyle baktığımız zaman Konyaspor 12. sırada 32 puanı var. Yeni Malatya'nın 13. sırada 31 puan. Aynı puanda 14. sırada 31 puanla Rizespor var. Yani puanlar hep birbirine yakın Mesela kaptan yani hepsi. Malatyaspor'un benim hani bildiğim Malatyaspor maddi açıdan çok sıkıntılı bir kulüp. Kulüp Evet. içerisinde ciddi ciddi sıkıntıları var. Ve bakın kaç hafta oldu yani yavaş yavaş geldiler. Şimdi milletin neredeyse birkaç hafta önce yani Rizespor'la alakalı düştü gözüyle baktı Rizespor'la Malatyaspor'un 31 puanı var. Hani Malatyaspor sözde başarılı takımdı yani. Kaptan, bundan 3 hafta, 4 hafta öncesine kadar çok net diyordum düşecek takımlar. Hani biz değerlendiriyoruz yani net derken Evet.
değerlendiriyoruz. Fikrimizi söylüyoruz. Yani izlediğimiz Süper Lig'deki izlediğimiz konuma göre, takımlara göre. Evet. Ankara Gücü diyordum. Yani Ankara Gücü kesin düşer Denizli ile beraber diye düşünüyordum. Ankara Gücü de son haftalarda biliyorsun aldığı 3 puanlarla şu anda ateş Evet. hattından aynı puanda olmasına nazaran Başakşehir ile 17. sıraya yükseldi ama. Yani böyle bir Evet. moral depoladı. Yani Hikmet Karaman'la beraber, ki biz zaten Hikmet Karaman'ı pek fazla sevmiyoruz taraftar olarak, Rize Spor camiası olarak. Aynen. Onun için bilemeyeceğim de yani, ama karışacak yani buralar. Çünkü şu 4-5 hafta Karışacak. kattan değil mi? Çok Ortak belirleyici olur. çok burada yani. Ya ortak çoğaldı. Bu haftanın maçlarından sonra ortak çoğaldı. Malatyaspor zaten hani Kayseri'yi falan saymıyorum yani. Onlar zaten vardı işte Ankara Gücü, Erzurum, Denizli, Gençler Birliği. Ama Malatya ile Kasımpaşa da bu potanın içerisine girdi. Ben iki tane 24 puanlı takımın o bara şeyin üzerinden düşme hattının içinden çıkacağını düşünüyorum. Çok zor ihtimal yani. Çok zor. Hani şimdi 31 puanlı Rizespor'u diyoruz ki ya 4-5 maç alması lazım işte, hani acaba ne olur alır mı almaz mı? Şimdi Rizespor'un 4 maç aldığı yerde onların 6-7 tane maç alması lazım yani. Oynamış Evet. olduğu maçların yani 7 maç aldığı 7 14 21 puan yapıyor. 28 haftada 24 puan almış yani. Anlatabiliyor muyum? Hani o açıdan baktığın zaman bence Denizli Spor'la Gençler Birliği'nin şansı çok az. Evet, ben de öyle düşünüyorum kaptan. Denizli Spor. Ankara Gücü bakacağız. Bu gidişatı devam ettirebilecek mi? Göreceğiz. Adnan Boşnakoğlu abimiz yazmış. Büyük kaptan evi Rize'ye ne zaman gelecek? Evi Rize'ye inşallah gelecekti ama Rize'de kırmızı çok olunca gelemedik ya. Ya bir kere Evet kaptan. niyetlendim işte bu sokağa çıkma yasakları oldu ya. Ondan gelmedim. Yoksa gelecektim. Orada arkadaşlarımla da konuştum. Hani sırf şey öyle bir hafta falan kalayım, hani gezelim, sohbet, muhabbet. Bu işte vaka sayıları falan çok oldu ya. Hani ben de şey yapmadım açıkçası ya. Ondan dolayı birazcık bekledim. İnşallah Allah nasip ederse, eğer bu biraz hafiflerse yazın çoluk çocuk gelmeyi düşünüyorum yani Rize'ye. İnşallah kaptan. Rize zaten sonuçta senin bir evin. Evet, Her Allah zaman razı olsun. bekleriz. İnşallah Rize'ye Eyvallah. geldiğin zaman da buluşuruz yine sevgili kaptan. Görüşeceğiz inşallah. Oğuzhan Aslan kardeşim yazmış. Gerçi bu sorunun bir kısmını sormuştuk kaptana. Rizespor bu sezonu nerede tamamlar? Sezon sonu neler değişmeli? Kimler gitmeli? Kulüp içerisinde demiş. Yani sorunun bir kısmına cevap verdik sevgili kaptan. Ama sezon sonu neler değişmeli? Ve kimler gitmeli kulüp içerisinden? Kürşat Duymuş Ben olarak, eski bir futbolcu olarak neler söylersin bu soruya? şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki şimdi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki arkadaşlar Rizespor bir hoca tercih etti. Camianın görevi bunu desteklemektir. Ben buna sonuna kadar katılıyorum. Burada yapılan eleştiriler taktiksel anlamda elbette olacaktır ama kulübü bel altından vurmamak lazım. Çünkü niye? Bu camia hepimizin camiası. Rizespor'un kalması lazım. Ortak menfaat bu. Saygı göstereceğiz, destekleyeceğiz, hocayı, oyuncularımızı moral vereceğiz sezonun sonuna kadar. Ama o şöyle olmamalı. Yani sezonun sonunda da ya işte taraftar nasıl olsa her durumda bize destek veriyor. Sezonun sonunda işte kümede kaldık. Aynı hatalar yapılmamalı yani. Bu hatayı yapan insanlar baştan aşağı kendini gözden geçirmeli. Taraftar da bugün yaşamış oldukları atıyorum eleştirileri o zaman yapması gerekiyor. Çünkü niye? Evet. Gerçekten öyle. Yani şimdi ben Rizespor'un başkanını Hasan Kartal, ben iyi niyetli bir insan olduğunu düşünüyorum yani. He, futbolu çok fazla bilmiyor. Hani o kendisi de söylüyor. Ama ne diyor? Ben diyor ekonomiyi iyi yönetebilirim diyor. Doğru. Ben Rizespor'un menfaatlerini de sonuna kadar maddi anlamda düşündüğünü de biliyorum yani. Tahmin de ediyorum. Hem de biliyorum yani bizzat. O konularda hiç şüphe yok. Ama şimdi Rizespor'un bütün her şeyini maaşlı bir insana teslim etmek yanlış yani. Yanlış. Tamam sen bilmiyor olabilirsin. Güvendiğin insan olabilir.
Amenna yani. Herkes güvendiği insanla çalışabilir ama neticede bir camiada da bir maaşı insana malzemeciyi göndermek, masörü göndermek, futbolcuyu almak, futbolcuyu satmak, tesisin içerisindeki onu yapmak, bunu yapmak falan filan neyse her şeyi bir maaşı insana yaptırmak bence yanlış yani. Onun için bu yapılan transferlerde Alanyaspor nasıl yapıyorsa onlar da öyle yapsınlar yani. Alanyaspor'un yönetimi, başkanı hepsi araştırıyor, ekipleri var. Transferde yanlış şeyler olmasın diye inceleyip sık dokuyorlar. Adamların aldığı yabancılara bakıyorsun hepsi birbirinden şey yani faydalı oynuyor takım için. Bu adamlar bunu araştırıp da yapabiliyorsa hani Rizespor niye yapamazsın? Rizespor'un vallahi onlardan fazlası var, eksiği yok yani. Anlatabiliyor muyum? Hani Evet. arkadaşımızın sorusuna şöyle cevap vereyim. Rizespor bu ligde Allah'ın izniyle kalacaktır. Kaldıktan sonra şu transferleri sezon kampının sonuna yetiştirmemeleri gerekiyor. Sezonun başında yani kampın başında oyuncuları getireceksin. Ondan sonra şöyle bir muhabbet dönüyor. Falanca geldi. Bir uyum süreci var. Oyu var, buyu var. Evet, oyuncu seninle kamp yemezse almış olduğun oyuncu, o oyuncunun adaptasyonu zor olur. Nereden baksan 6-7 haftası gidiyor yani. Onun için plan ve programı şimdiden yapmak lazım. Laf gelmişken mesela şöyle diyeyim. En büyük eksiklerden bir tanesi. Rizespor Okan Buruk zamanında ne yaptı? Herkes dedi ki düştü. Başkan geldi. Değil mi? Yani yine aynı başkandı. Hakkını vermek lazım. Geldi. Rizespor iyi transferler yaptı. Birçoğu da kiralıktı. Ondan sonra bir başladı. Bütün şehri de bir arkasına aldı. İnandı, herkesin düştüğü dediği takımı çıkardılar. Şimdi Rizespor kaç hafta önceden garantiledi ligde kalmayı? Herhalde tahmin ediyorum 6 hafta falan vardı yani. Nereden baksan bir, bir Avrupa'yı buçuk diyorduk ay sevgili vardı. kaptan. Heh. Avrupa'ya hayallerimiz gerçek yani Şimdi vardı Avrupa'ya. bir buçuk ay önceden mesela düşmeyi garanti, şey kalmayı garantiledi. Bir ayda tatil olduğunu düşün, 2,5 ay. 2,5 ay zamanım var. Zaten kalacaksın. Sen bir plan yapmadın, bir program yapmadın. Senin oyuncuların birçoğu kiralık. Rahat davrandın. Nasıl olursa işte şöyle yaparım, böyle yaparım diye bir rehavet oldu. Ondan sonra yapmış olduğun transferler eline yüzüne bulaştı. Ondan sonra zamanında onları kampa getiremedin. Rizespor bir önceki sene başarısını mumla aramış oldu. Doğru mu? O Doğru. zaman 2,5 ay varken kolları sıvayacaksın. Herkes sevinebilir. Taraftar sevinir, şehirdekiler sevinir. Onlar sevinirken sen öbür senenin planını yapman gerekiyordu yani. Yanlış oradan başladı. Bugüne kadar devam etti. Şimdi ne oluyor? İşte atıyorum geçen sene son anda kümede, bu sene son anda kümede. Hal böyle olunca da uzun vadede bir program yapamıyorsun yani. Onun için bence en şeyde transferlerde hata yapmamak lazım. Eksikleri ilk önce hocanı belli edeceksin. Hocan kalacak mı gidecek mi? Zaten hocayla 1,5 sene sözleşmeleri var. Ve muhtemelen de çok büyük aksilik olmasa devam edecek. O zaman planlı programı yapacaksın. Eksiklerini yazacaksın. Bir an önce ya işte biraz bekleyeyim ucuza oyuncu alayım. Tamam hani takımın ekonomik olarak kulübü düşünüyorsun da ama sonra da çok şey oyuncu kalmıyor yani. Özel oyuncu çok fazla kalmıyor. En büyük zaten sevgili kaptan handikapımız Rizespor olarak bu. Her sezon başı transferlerin son dakika olması. Yani bir kampta böyle rahat rahat takım havasında çalışma atmosferine girilmiyor. Taraftar baskı yapıyor. Transfer, 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 transfer. Son dakikalar patlıyor Aynen. transfer haberleri ve malum ondan sonra iyi mi kötü mü görüyoruz ondan sonra sevgili kaptan. Evet. Hüseyin Erbaş yazmış. Kaptan Rizespor'umuza çok emeğin var. Seni tekrardan burada görev almanı çok isteriz. Biz seni Rizeli sayıyoruz kaptan demiş Hüseyin Bey. Dedik ya 151. Yılmaz Civelik yazmış. Yönetim değişikliği olmalı mı kaptan ne diyorsun? Zaten kaptan bir kısmından bahsetti zaten az önce de. Şu anda da bahsetti zaten sezon sonu Valla şey planlamaları yani yapmamız lazım. yönetimi şimdi değişmesi falan ben kendime o şey yapmayı yakıştıramam yani. Hani eğer bir şeyleri iyi yaptıklarını düşünüyorlarsa devam ederler. Düşünmüyorsalar insanların önünü açarlar. İşi daha iyi yapan birileri gelir. Yani mesela şöyle
Dedim ya, başkan gerçekten şey, hani ben iyi niyetli biri olarak görüyorum ama şimdi camiayı bir beklenti içine soktuğun zaman, o beklentiyi de karşılayamadığın zaman insanların tepkisi biraz anormal olmaya başlıyor. Şimdi ilk beşe oynamak, Avrupa oynamak kolay değil yani. Böyle bir hedefin varsa da bunu açıktan ilan etmek de güzel bir şey değil. Sen öyle bir hedefin varsa ona göre çalışmanı yap, transferini yap, ona göre plan programını yap. Gizliden gitmek her zaman daha iyidir. Niye? Çünkü aksinin olma durumu da var. İşte hal böyle işte şu anki gibi. Mesela insanlar şimdi ne diyor? Ne oldu? Hani ilk beşe sokacaktınız. Biz yine son beşe oynuyoruz falan gibi muhabbetler ediyor. Ben Ya bir şahsen nevi sevgili kaptan hayal satıyorsun yani, taraftara hayal satmış oluyorsun. evet yani Camiaya hayal evet vermiş çok oluyorsun. büyük konuşmamak lazım. Bu sefer insanlar beklentiye giriyor. Sen orta sıralarda olduğun zaman da insanlar bunu da kabul etmiyor yani. Çünkü niye? Sen onlara bir nevi umut vermişsin yani. Onlar onu bekliyor yani. Beklemek de hakkı. Onun için biraz daha gerçekçi konuşmamız lazım. Mesela biz Rıza Hoca zamanında ilk yarıyı yanlış hatırlamıyorsam 27 puanla bitirdik. Üçüncü falandık. Mesela kimse bizim başkan bu sene işte ilk üçe oynayacağız falan demedik. Hocayı aldı. Ondan sonra bir ekip yaptı. Rıza Hoca da şey oldu yani, takımın hocayla şeyi, yönetimle 10 numara oldu. Uyuştu her şey. İyi de oyuncular geldi. Kaynaştık. Her şeyi tuttu. 27 puan aldık. Rıza Hoca Beşiktaş'a gitmese, ben samimi söylüyorum, o sene ilk beşin içinde olacaktık. Ama hoca 17. hafta Fenerbahçe maçında, biliyorsun işte ligin ilk yarısının son haftası, Fenerbahçe maçında başımızda çıkmadı. Gitti mesela, yardımcısı geldi. Bu sefer ne oldu? Rahmetli Erdoğan Hoca geldi. Takımın havası kayboldu vesaire vesaire. Evet. Ama o zaman da ilk yarıyı orada bitirmiştik. Başkan da biz 2-3 oynayacağız demedi yani. Bir şeyler kendiliğinden olur zaten. Oluyordu. Evet, doğru diyorsun kaptan. Güzel de bir hava yakalanmıştı o dönem. Tabii Beşiktaş Rıza Hoca'yı bırakmadı. Hatta o dönem Rize taraftarı da çok üzülmüştü Rıza Hoca'nın Beşiktaş'a gitmesinden. Ama tercih o yöndeydi. Ve Rıza Hoca da ondan sonra Beşiktaş'ta çok eleştirilmişti. Yani taraftarın da çok tepkisini almıştı yani. Evet. O da orada Orada başarılı başarısız. olamadı. Evet. Ya bence İşte nasip. erken gitti yani. Şöyle, tamam orası senin camian da hani kendi kurmuş olduğun bir takıma sezon başı gitsen daha iyi. Yani o takıma sen öyle ya da böyle gideceksin yani. Çünkü sen o takımın yetiştirmiş olduğu değerlerden bir tanesisin. Ama bilmiyorum hani ne düşündü. Acaba şimdi onları reddetsem yarın öbür gün camia benim karşıma geçer mi? Tabii iş dünyasını bilemiyoruz ama Rıza Onları Hoca'nın olmuş gidişi olabilir. bizim ahengimizi bozdu yani. Kesinlikle. Koray'ı da götürdü zaten kendiyle. Evet, kaptan doğru. Orhan Tarakçı yazdı. Kürşat abim uzaktan zımbaladığın diyor yerden. Sert diyor şutlarını diyor. Hatırlıyor musun serbest vuruşlarında diye. Hatırlıyorum. Şeyde yani maçlardakini mi diyor, ben tam şey Evet. yapamadı. Maçlarda diyor uzaktan sert diyor zımba gibi diyor vuruşlarını diyor. Ya çok da zımba olmasa da yani 60'ımız var, 4-5 tane. Şeyde ilk Süper Lig'e çıktığımız sene Tanesini Siirt-Jetba maçı. anlatır mısın kaptan? Bir tane o anlardan, o maçlardan bir tanesini dinleyelim ya. Ya şöyle, ben mesela ilk lige çıktığımız sene Siirt-Jetba ile oynadık. Bizim saha bakımdaydı 9 hafta. Orada mesela herhalde 2-1 mağlup durumdaydık. Bir frikik oldu. Attım ben, 2-2 oldu. Sonra herhalde Ümit attı 3. 3-2 yenmiştik. Süper Lig'deki yani bizim şeyimizde, ilk maçımızda deplasmanda onları yendik biz 3-2. Orada mesela frikikten atmıştım. İçeride Sakarya'ya attım. Ondan sonra Gaziantepspor'a atmıştım. O herhalde kupa maçıydı. Ümit milli takımında mesela İsrail'e attım frikikten. Tabii benim şey hani ben çok baraj üstünden değil de ben genelde kalecinin kapattığı köşeden sert durmaya çalışıyordum. O dönemde çok çalışıyordum yani, açıkçası hani topa vurma antrenmanlardan sonra. Rize'de öyle de bir şeyimiz oluyordu yani, biz antrenman biterdi, biz yarım saat 40 dakika şeyde kalırdık, tesislerde, antrenman sahasında. Hatta malzemeciler de hep şikayet ederdi ya, bir evinize gidin de
Biz de Biz şu de gidelim. malzemeleri, şunları götürüp yıkayalım da biz de evimize gidelim derlerdi. Öyle şey yani biz çalışırdık o zaman ya. Evet ama Kürşat Kaptan da bu yüzden Kürşat Kaptan'dı diyoruz yani. Efsane futbolcu olmak Biraz. da işte bu başarılardan, bu özveriden geliyor yani. Va şey söyledi. Bu bizim Mehmet Tahsin Tansu var ya hani şey Evet. tutuyor da istatistik. O söyledi dedi ki abi sen dedi 2 sene önce miydi? Sen dedi Rizespor tarihinde dedi en çok maç oynayan 5 tane oyuncudan birisin dedi bana. Dedim ya Hüsnü abi falan da mı var dedim yani. Ona hep beraber mi dedim? Ya dedi onlar senden önde ama onlar da var dedi içinde dedi. Vallahi dedim çok şey yani çok gurur verici bir şey ya. Yani Evet. hoşuma gitti. Yani bilmiyordum öyle olduğunu da o kardeşimizden Ama öğrendim. kaptan uzun yıllar burada forma giydin yani. Tabii Ve yaklaşık hiç ciddi sakatlığın oldu mu kaptan? Ya oldu. da Ya en uzun ne kadar durdun şöyle en çok uzak benim sahadan? ilk geldiğim sene bu klasman grubu vardı. Sonra klasmandan çıkınca playoff'a gidiyor da klasmanın son maçında benim ayağım kırıldı şeyde fibula kemiğim. Rize'de Amasya maçının 90. dakikasında ayağım kırıldı. Yaklaşık 3 ay falan oynamadım playoff'ta. 2,5-3 ay. İşte Alçı'da 1,5-2 ay Alçı'da kaldık falan. Dönmemiz, hazırlanmamız derken 3 ayı buldu yani yaklaşık Yine de 3,5 aylık. kaptan erken dönmüşsün yani yine. Yani fibula kemiğimiz işte kırıldı. Yani. O benim en kötü sakatlığım oldu. Yani çok şükür ben öyle çok böyle adile sakatlığı geçirmedim. Yani böyle 2-3 haftalık geçirdim de. Ama işte çapraz baydı, işte bilekti, tendondu. Allah'a şükür öyle sakatlıklarımız olmadı. Evet, o yüzden de işte bu istatistik yukarıya çıkmış Rizespor'da forma Ha. giyme istatistiği. Sen Tabii Ersan Hocam yazmış. Rizespor'dan Ümit milli takıma gittik. Anadolu'dan milli takıma gittik. Milli takıma seçildik. Ki biliyorsunuz yani milli takıma seçerken öyle Anadolu'dan çok fazla seçmezler. Yani birinci şey İstanbul takımları olur. Ondan sonra diğerleri olur. Ersun Hoca sağ olsun o dönem takdir etmişti. Yani o meşhur bizim Rizespor hani Fener'le oynadığımız maç var ya 2-0'dan 2-2. Ekrem Evet. Cengiz hani videoda diyor ya başkan indim aşağı dedim ki ben kimseye burada ben burada kimseye horon ettirmem çıkın dedi yani. İşte o maçta gerçekten Ersun Hoca da o maçı bizzat gelmişti izlemeye. Şöyle oldu maç hani onu şeye bağlayayım. Maç mesela 2-0 girdik soyunma odasına. Başkan geldi işte konuştu. Hoca da dedi ki ya kardeşim Rıza Hoca. Ha 2 yemişsiniz, ha 5 yemişsiniz. Benim için fark etmiyor. Biraz cesaretli olun dedi ya. Ondan sonra neyse takım kaptanı da bendim. Sahaya çıktık. Yanımda da benim Gürol oynuyor işte. Gürol dedim. Sen dedim orta sahadan bu tarafa gelme dedim. Ben şimdi sağ stoper oynuyorum ya. Onun normalde gelmesi lazım hani yerine. Sen dedim geriye gelme dedim oradan. Takımı öne çıkardım. Biz onlara bir basmaya başladık önde. Fenerbahçe'nin şimdi ismini hatırlamıyorum da o Gürol'un karşısında oynayan sol bek vardı. Şimdi ismini unuttum. O oyuncunun ya bir ya ikinci maçıydı. Gürol onu patates etti yani. Çok iyiydi ama. Gürol onu öyle bir şey yaptı ki Allah şifamı çevirdi. Oyuncuyu o maçtan sonra da gönderdiler. Ondan sonra Kariyeriyle kariyeri bitti. İşte ondan sonra da o maç. Ersun Hoca da o maçtan sonra beni aradı. Dedi ki Kürşatcığım dedim buyurun hocam dedim. Ben dedi Ersun Yanal. Buyurun hocam dedim. Dedi ben dedi maçtaydım. Evet dedim hocam. Senin dedi takımını dedi ikinci yarı liderlik yapman, öne çıkarman, cesaretli oynaman, yönlendirmen müthişti dedi. İyi de oynadın. Hazır ol dedi. Seni dedi amiri takıma çağıracağım dedi mesela. Şimdi işte Rizespor'dan milli takıma gitmek önemli ya. Şimdi hani Önemli tabii. biliyorsunuz yani şey öyle Anadolu takımından gitmek önemli. Birinci şey biliyorsun İstanbul takımları. Ondan Evet. sonra çok şükür o da bize nasip oldu yani. Orada gittik. Her ne kadar bizi çok orada oynatmasalar da bir 15-16 kampa çağırdılar. Öyle de gitmiş olduk sağ olsun Ersun Hoca'nın zamanında. Ama tekrar sana dönersek sevgili kaptan, çok iyi bir defans oyuncusuydun ya. Gerçekten çok iyi bir o. Ki Beşiktaş seni transfer etti. O dönemlerde de çok iyiydin.
Ya şöyle bak, Yani sana şöyle bir şey anlatayım mı? Bu konuyla alakalı. Ben bir yerlere geldim ama yukarı taraftan bahsediyorum. Oralarda bir türlü şey yapamadım yani. Orada devamlılığını yapmam gerekiyordu, yapamadım. Ama bunun nedenleri var yani. Mesela bunu herkes bilmez. Yaşayan bilir derler ya. Mesela beni Beşiktaş'tan gitmemin nedeni benim performansımla alakalı değildi. Neydi biliyor musun? Bak, çok çok komik bir şey anlatacağım sana. Şimdi benim ligin bitmesine bir hafta kala benim bonservisim, yani şeyim bitiyor, sözleşmem. Elimi alacağım, gideceğim. Başkan beni yanına çağırdı. Dedi ki, Kürşat dedi, sen dedi bir isteğin var dedi. Buyur başkanım dedi. Dedi ki, sen dedi bu kulüp sana dedi bir şeyler verdi. Sen de bu kulübe verdin dedi yani. Allah var. Ama sana yakışan dedi, buraya dedi para kazandırarak gitmen dedi, tamam mı? Doğru diyorum başkanım dedim. Ne yapmam lazım? Dedi ki, sen dedi at imzayı. Ben öyle böyle arayı bulurum, hallederim dedi. Şimdi ben orada desem ki ya başkanım yok ya, ben istemiyorum ya. Beni bir hafta kadro dışı bıraksa, bir hafta kadro dışı bıraksa ne olur? Hiç diyorum, bir hafta yani, 7 gün. Ama ben kendime yakıştıramam. Dedim tamam başkanım, böyle ne yapalım? Getirdi mukaveleyi, önüme koydu. Ne tarih yazdı ne para yazdı. Benim ona itimatım var. Niye? Az önce anlattım ya. Benim için onun sözü senettir yani. Ben, o bir laf dedi mi benim için yeterdir. Ondan sonra neyse, Rizespor o transferden 400 bin dolar para kazandı. Şimdi ben o 400 bin doları Beşiktaş eğer Rizespor'a vermeseydi, o bonservisin bir bölümü benim cebime girerdi yani. Çünkü bonservissiz gitmiş olacaktım. Ben bunu da biliyordum. En azından Neyse. emek verdiğin takımın bir Bunu kasasına da para girdisi evet oldu yani. bunu yapmam gerekiyordu yani. Çünkü biz de böyle yani. Benim bunu yapmam lazım. Çünkü o kulübün bende emeği var. Ha bizim de emeğimiz var ama olsun, bana yakışan oydu. Gittik. Olayı şuraya bağlayacağım. Orada bir tane gazeteci arkadaş, yazın tatilde. Zamanımız var değil mi? Birazcık birkaç dakika Kaptan var sürecek de. yani, bizim süre kısıtlamamız yok. Ne demek? Ha, dur. Son. Şimdi şöyle bunu anlatayım. Çok da keyif alıyoruz. Ha, Sen yeter ki şimdi anlat sevgili kaptan. bak, şimdi bu çok önemli. Yani bakın neler oluyor. Anlatacağım. Ben Kuşadası'nda tatildeyim. Beni Beşiktaş istiyor, Galatasaray istiyor, işte o istiyor, bu istiyor. Beni Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım aradı. Spor müdürü. Kürşatçı merhaba, merhaba dedim. Bunu da ilk defa böyle bir canlı yayında anlatıyorum. Merhaba dedim. Ya dedi, sana dedi bir şey yapacağız dedi. Ya bir röportaj yapacağız dedi. Olur mu dedi. Kendini tanıttıktan sonra ben de dedim ki tabii ki olur, neden olmasın dedim. Arkadaş nereden gelecek dedim. Dedi ki İzmir'den gelecek. Ben de Kuşadası'ndayım yani. Dedi ki öyle deyince ben de dedim o zaman arkadaş buraya kadar gelmesin. Zaten ben de yarın İzmir'e gideceğim. Tamam mı? Ondan sonra arasın beni yarın. Orada gelsin falan filan. Gittim İzmir'e, bir tane muhabir aradı beni. Buyur kardeşim dedim. Falanca yerde bir arkadaşımızın şeyi var. Orada oturuyorum. Buyur gel dedim. Arkadaş geldi. Elinde Beşiktaş forması var. Ama ben Beşiktaş'a imza atmamışım. Bana dedi ki işte selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben dedi şu formayı dedi giyer misiniz de bir resim çekeceğim dedi. Dedim ki ben Beşiktaş'la resmi olarak anlaşmadım ki hani. Ben çekmem dedim resim. Niye çekmem? Çünkü Mehmet Topuz Galatasaray forması giydi, Fener'e gitti. Falanca şunu giydi, buna gitti, öbürü giydi, buna gitti. Senin dedim, arayan spor müdürün dedi ki, röportaj yapacak. Ben de buna istinaden dedim, buna tamam dedim. Formayı elinde tut, formayı şuranda tut, formayı buranda tut. Kardeş dedim, röportaj yapacaksan buyur, sor sorunu şey. Tamam dedi abi, olur. O Konak bir yer var İzmir'de. O içeride mağazalardaydık. Gittik denizin kenarında oturduk. Ben oturdum, o bana soru soruyor. Ben de cevaplıyorum onu. Sivilim. Ertesi gün neyse, arkadaş gitti oradan. Ertesi gün Fanatik Gazetesi'ne baktım. Ne yazmış biliyor musun? Kürşat Duymuş Beşiktaş kulübünü zarara uğrattı. Vay be, Ha, vay be şimdi kaptan. sırf formayla onlara resim vermedim diye bu Orhan Yıldırım başladı bana bindirmeye. Hakkım helal değil. Bindiriyor.
Yani Ben yerden yere Beşiktaş... vuruyorlar seni. Tabii beni yerden yere... Niye? Ona formayla alakalı. İşte Beşiktaş'ın spor yazarları var, kongre üyeleri var, bazıları işte bu adamın sözleşmesi 7 gün sonra bitiyordu. Bu adam sana bedava gelmedi. İşte sen buna böyle böyle yaptın. İşte bu bizim kulübümüzü zarara uğrattı. Sürekli bir taraftarlara böyle gaz, işte beni kötü gösterme. Bak sırf formayla fotoğraf vermedim diye. Nasıldı biliyor musun? Bazı gazeteci abilerimiz vardı orada. Onlara çok büyük saygı duyuyorum. Hala da görüştüklerim var. Ama bazıları vardı orada çete gibiydi yani. Ben bir tanesine öyle bir hareket yaptım diye ben oradan gidip ayrılana kadar benim üzerime oynadılar. En sonunda bana gına geldi. Bu sefer 6 ay önce bizimle beraber olan hocamız biraz siyasi orada ya siyasi politik davrandı öyle diyeyim sana. Bana sırtını döndü falan filan. Gazeteciler de onun futbolculuk zamanından arkadaşları yani. Ondan sonra o da bize sırtını çevirince ben de dedim ki benim için birinci planda huzur gelir. Beşiktaş o takım, İstanbul takımı ben bunu bilmem dedim. Ben dedim Anadolu takımında oynarken biz arkadaşlarımızla kucaklaşıyorduk ya. Hocamızla bir samimi ortam vardı. Gazeteci senin üstüne oynar. Ya, bir maç oynadım mesela Erciyes maçı ilk oynadığım maç. Dakika 10'da 10 kişi kaldık. Ali Tandoğan atıldı. O zaman da Kayseri'ye Erciyes'e atan Cenk, Timuçinler falan var. Lazaroğlu'lar. Çok iyi kadrosu vardı yani. Orada hemen hemen bütün büyük takımlara ya yendiler ya da berabere kaldılar. 80 dakika 10 kişi oynadık. Birebir oynadık. Bir gol yedik. Yediğimiz gol de benimle alakası yok. Ben Agali'yi tutuyorum. Yanımdaki arkadaşım da Cenk'i tutuyor. Cenk Tosun diyorum. Cenk İşleri tutuyor. Golle 20 metre aramda şey var ya adamla. Neyse 1-0 Ama mağlup sana duruma mal edildi geçtik. yani. Dur. 1-0 mağlup duruma geçtik. Sonra işte Sergen Yalçın oyuna girdi. 80'de attı frikikten. 1-1 bitti. Ona rağmen 80 dakika 10 kişi oynadık. Ertesi gün gazeteye baktım. Ne dese iyi. Kürşat Duymuş golde çok büyük hatası var diyor. Kürşat diyor. Tamam diyor pozisyonda şeydi ama oradaki arkadaşını da o yanılttı. Bak benim pozisyonla yakından uzaktan alakam yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi demek istediğim hani biz böyle şeyler yaşadık oraya Yani gittiğimizde. üstüne çok oynandı yani kaptan. Tabii Yani ama bak Beşiktaş şöyle bir şey muhabirleri diyeyim. tarafından da çok Tabii. oynandı. Tabii. Ne bir... Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bak hani sohbet ediyoruz, laf lafı açıyor. Bu sosyal medya var ya, sosyal medya. Ya bazı şeyler Evet. için çok güzel oldu yani. Bak o gün bu sosyal medya olsa benim Twitter hesabımı açarım. Benim hakkımda bir şey yazıyor ya. İftira atıyor. Derim ki bunun nedeni budur. Bu arkadaşlar benimle alakalı bunun için yapıyor derim. O zaman sosyal medya yoktu ya. İnsanlar spor gazetelerini alıp okuyordu ya. İnsanları kendi kafalarınca bir yerde yönlendiriyordu ya hani. Onu çok ciddi anlamda futbolculara karşı kullanıyorlardı biliyor musun? Evet. Keşke o zaman olsaydı bunu. Ama şimdi yapamıyorlar. Niye? Birçoğu da çok affedersin şu anda sinek iki pozisyona düştü yani. Hiçbir şey. Herkesin sosyal medya hesabı var. Yalanı söylerse oradan tık diye 2 dakikada onu yalanı Cevabı ortaya alıyor. çıkartıveriyor. Tabii bir de Hemen kendini cevabı evet alıyor. yani kendini yanlış bir durum varsa taraftarlara kendi açıklama yapıyor yani. Bak yani benim orada bunu herkes bilmez yani ama bana bunu yaşattılar. Ya canım kardeşim ben niye forma giyeyim ya? Niye forma giyeyim? Resmi imzayı atmadan niye giyeyim? Belki bozuldu. Belki ben Görüşüyordun senin değil mi ama hatırına gittim. kaptan? Yani o ara Beşiktaş yönetimiyle görüşüyordun değil mi? Yani Ya imza görüşüyordum da aşamasına. evet görüşüyordum da ama Evet. beni başka büyük takım da istiyordu mesela. Benim Galatasaray'a da adım geçiyordu. Ben niye atayım oraya imza? Şey, niye formayla görüntü vereyim? Niye kendimi şey bağlayayım ki orada? Anlatabiliyor muyum? Onlar da oradan bir kere şey Bir yaptılar de yani. diyecek ondan sonra formayı öp diyecek. Az Falan önce filan çok güzel yani. örnekler, evet, çok güzel örneklerini verdin sevgili kaptan az önce. Mehmet Topuz dedin ya da bunun çeşitliliği Evet. var yani. Millet Bir kafa orada bir yapmadı mı? burada. Yani Evet. formayı öptü de millet kafa yaptı ya. Çok ama çok büyük bir duruş sergilemişsin.
Ve o camiye gitmişsin yine de Beşiktaş camiasına. Muhabirleri çok uğraşmışlar seninle. Bunu da ilk defa bu platformda senden birebir dinledik bunun hikayesi, anısını. Geçmiş yıllarda tabii ki bence büyük yanlışlardı ama hani diyorsun ya sosyal medya yoktu. Gerçekten yoktu ve medya Türkiye'de her şeyi, her kesimi ve her sektörü yönlendiren bir güçteydi yani o Evet. dönemlerde. Evet. Büyük bir güçtü ama şu anda medyanın o kadar gücü yok yani sevgili kaptan yani. İşte onu söylüyorum ya. Mesela hani onu çok kötüye kullanıyorlardı yani. Çok kötü. Şimdi sen tamam orada gazetecisin de beni esir mi alıyorsun? Yani ben seni ne yapıyorsun? Sen benimle alakalı orada iki tane güzel şey yazacaksın diye ben sana karakterimi ezdiremem ya. Anlatabiliyor muyum? Hani Kesinlikle. ha onu yapanlar yok muydu? Vardı. Vardı yani takımların içerisinde gazetecilerin adamları vardı. Söylenilen şeyler toplantıda 5 dakika sonra Lig TV'den altyazı geçiyordu. Ben bunları da biliyorum yani. Ama herkesi şeyle baş başa bırakıyorum. Herkesin günahı boynunu olsun. Benim de hakkım varsa o arkadaşlar mesela helal etmiyorum. Mesela o günden sonra ben ona hiç yüze gelmedim. İlk defa burada bak söyledim. Hani bir hani arkadaş ortamlarında falan böyle konuştuğum oldu ama ha böyle canlı yayın yapar ilk defa birisiyle paylaştım. Ama güzel oldu kaptan. Çok da Yani mutlu Twitter olduk. hesabından takip ediyorum mesela. Konuştuğu zaman da mangalda kül bırakmıyor. En büyük delikanlı da kendisi. Ama böyle de bir şey yaptı. Ha, ne olursa olsun. Ben kendimi ezdirmem yani. Benim futbol oynarken şöyle bir felsefem vardı. Ben futbolu bıraktığım zaman benimle alakalı şunu diyebilirler. Ya Kürşat benimle kavga etti. Kürşat bana tavır aldı. İşte Kürşat beni itekledi. Ben de onu itekledim. O bana kötü söz söyledi. Ben bunu söyleyebilir. Ama yok Kürşat benim arkamdan vurdu. Kürşat beni işte şöyle yaptı. Yok Kürşat beni yedi. Bak Rizespor takımında senelerce kaptanlık görevi yaptım. Ki mesela futbolun içinde olan arkadaşlarımızı bilir. Yani bir camiada yer yaptığı zaman bazı oyuncular hocaların gitmesine gelmesine etki edebilirler. Ben Rizespor'da bak futbol oynadığım sürece ne bir hocanın gelmesine ne bir hocanın gitmesine asla vesile olmadım bak. Bana soru sordular. Hiçbir zaman fikrimi beyan etmedim. Sizin takdirinizdir dedim. Siz nasıl uygun görürseniz biz onunla çalışırız dedim. Gönderelim. Sizin için nasılsa siz ne derseniz biz onu yaparız derdim. Niye derdim? Bunu iki türlü derdim. Bir o benim işim değil yani. Ben kimsenin ekmeğiyle oynayamam. Birinci şey bu. İkincisi ya şimdi benim yüküm bana yeter. Ben şimdi bir tane hocanın atıyorum gelmesine vesile olsam adam 3 maç gitse diyecek ki atıyorum. Diyecek kardeşim senin şeyinle geldi ama bu da. Ben niye başka senin şeyini sırtıma alayım ki? Benim sorumluluğum bana Aynen. yeter. Kaldı ki aynen bir de insanların günahını da almaya gerek yok. Zaten yönetim kurulları, başkanlar işte neyse üst yönetim bu kararları vermek için vardır. Hani bunu oyuncuların yapmasını da ben çok doğru bulmuyordum. Bu da çok alışılageldik bir şey değildi yani. Hani bir kulüpte böyle senelerce kalıp da bu şeylere böyle mesafeli durma herkes onu yapmazdı yani. Öyle Valla bu diyeyim. duruş, evet bu duruşundan dolayı kaptan zaten biz seni biliyoruz ama bir kez daha tebrik ediyor, alkışlıyoruz. Herkesin de futbolcuların da bence bu karakterde olması gerekiyor. Sonra saçma sapan işlere giriyorlar. Neyse şimdi biraz daha hızlandırılmış bölüme gireceğim sevgili kaptan. Adem Yazıcı yazmış. Kaptan Akisarspor'la bize karşı şampiyonluk yaşadın, ne hissettin demiş o maçta. Vallahi çok çok karmaşık duygular şey yaptı. Yani o maçta öyle bir oldu ki gele geldi tam o, yani final gibi maç oldu. Evet. Ya şöyle nasıl diyeyim sana şimdi o maçta da bir de Fahri de oynuyor orada. Yani hem Rizespor var bir de Fahri var. Ben Fahri'yi çok severim yani hani çok da iyi görüşürüm. Ya Şu öyle an bir şey üzerinde ki Scott ekibinde. evet yani ona da çok sevindim yani inşallah Fahri bu oyuncu şeylerinde falan da hani antrenman tekniğinde Fahri'nin oyun zekası iyidir. Ben Fahri'nin antrenörlüğünde kendini iyi geliştireceğini, iyi yerlere geleceğini düşünüyorum yani. Çok da emek verdiğini biliyorum. Ondan sonra ya çıktık 17.500 kişi çakılı. Ben de oradaydım, kaptan. Ha şey bir arkadaş dedi ki
Bir arkadaş dedi ki şöyle üşeniyoruz işte taç çizgisinden taç çizgisine. O protokol o tarafa doğru gelince dedi arkadaşım dedi ki enişte yakma bizi enişte. Ya. Ama şöyle şimdi gerçekten duygular karmaşık oluyor da ama ya şöyle şimdi sen nereden ekmek yiyorsan onun için sonuna kadar oynaman lazım yani. Çünkü öbür türlüsü ihanet olur yani. O da bizim karakterimize zaten uymaz. Zaten Rizeliler de bizi böyle olduğumuz için seviyor yani. Hani bundan dolayı seviyor. Ha ben mesela şöyle bir şey oldu. Orada şunu yaptım. Hani görenler vardır veya yoktur bilmiyorum. Biz yendik. Çıktık. Orada arkadaşlarım mesela sevinmek istediler sahanın ortasında falan filan. Ben o arkadaşlarımı kucakladım. Direkt aldım. İçeriye götürdüm yani. Hani en azından orada öyle o sevme o taraftarların içerisinde yapmayı kendime şey yapmadım yani hani yediremedim Yakıştırmadı. yani yakıştırmadı evet. Öyle bir şey yaptım. Zaten içeriye gitti arkadaşlarımız. Orada sevindiler yani. Böyle Ama ama zor yani. içte sevgili kaptan, içte bir cız oldu mu yani? Hani cız deriz ya, böyle Ya bir oluyor. Şimdi grupluk, başka bir oluyor. 17 Olmaz bin mı? kişi küsuratıyla o Abi. stat çok inanmış Oluyor. Süper Lig'e, Evet. öyle bir maç atmosferi. Bizler çünkü o günü gerçekten sabah kalktığımız, kahvaltı yaptığımız andan stada gidene kadar yaşadık yani. İnanıyorduk Evet. çünkü yani açıkçası. Evet. Ya bizim şöyle söyleyeyim, bizim üzerimizde çok baskı yoktu. Bizim iki tane avantajımız vardı. Bir, çok tecrübeli bir takımdık. Yani deneyimli oyuncular vardı. Mesela kalede Oğuz vardı. Önünde işte ben vardım. İşte Anıl Taşdemir vardı. İşte Sertan vardı vesaire. Deneyimli oyuncular vardı. O atmosferi kaldırabilecek. Bir de şöyle bir durum vardı. Şimdi Rizespor şampiyon olamazsa şey beklenti var olması gerekiyor. Çünkü onun için kurulmuş. Ama bizim Akhisar şampiyon olunsun diye kurulmadı. Mesela biz ilk ben oraya gittiğim zaman bana şöyle dediler. Dediler ki ya Kürşat biz geçen sene son maçta kümede kaldık. Tavşanlı ile 3-3 berabere kaldık. Düşüyorduk. Bizim şeyimiz orta sıralarda olsun takım. İşte hani 6'yı zorlayabiliyorsak olsun. Zorlayamıyorsak da düşmeyelim yani. Şimdi hal böyle olunca da biz oraya çıkıp bizde baskı yoktu ki. Mesela ben şimdi bir tane pozisyon var ya şey fotoğrafı da var bende. Mesela çok zor bir maç. Final gibi maç. Kenardan bir orta yaptı. Ben defanstayım yani. Kenardan orta yaptı. Osman Jallov da yanımda duruyor. Mesela ben göğsümle ben kaleciye topu attım yani. Hani o rahatlık vardı. Şimdi bir şampiyon olamazsak millet bize ya bir şey niye olamadığını söylüyor. O da aslında bir yerde şey hani rahatlık. O tecrübenle ikisini şey yaptığın zaman oyun içerisinde sana çok faydası oluyor onun. Evet. Yani 17.500 kişi mesela bizim takım değil de başka bir takım olsaydı onlar o kadar rahat oynayabilirlerdi ama biz birazcık da şey deneyimimizden şey yaptık, aldık. Hatta Evet, şöyle bir o şey oldu. Bir şampiyon olduk. Akhisar'a gittik. Ve normalde ben Akhisar'ın oyuncusuyum yani. TRT'den geldiler işte röportaj yaptılar. İşte dediler ki Rizespor var. Herhalde Adanaspor vardı değil mi? Adana birkaç tane hani kalan takımlar. Vallahi dedim ben diğer takımları falan bilmem. Rizespor'u bir şey yaptı ama ben Rizespor'dan yana benim gör. İnşallah Rizespor çıkar diye mesela açıkça bunu söyledim orada. Çünkü niye artık biz yoktuk? Hani farklı bir şeye mail vermemiş o. Ben de orada açıkça fikrimi söyledim. Ama çıkamadı Rizespor o sene. maalesef. Bu şeyin üstüne sevgili Yusuf Ziya Taş yazmış. O maçta başkanımız Metin Kalkavan sizin soyunma odasında tebrik etmişti. Çok tepki almıştı diyor. Evet. Sizin soyunma odasına gelerek sizi gülerek hatta böyle tebrik etmişti sevgili Metin Kalkavan, o dönemin başkanı. Ve Evet. Rizespor taraftarları o üzgünlükle gerçekten tepkiler yağdırmıştı. Yani biz çıkamadık. Bir Evet. kere de insanlar perişan, sen gidiyorsun rakip takımı tebrik ediyorsun. Bir de gülerek resimler vardı soyunma odasında, hatırlıyorum. Ha o Şimdi şey, o maçtan sonra tribünün şeyinde yani stadın dışında bizle beraber bir fotoğraf çektirmişti. evet. Şimdi biraz hızlı gidelim istersen sevgili kaptan. Hüseyin Tamam. Erbaş, Kaptan Sedat Yeşilkaya ile oynadın mı diyor. Evet. Sedat Yeşilkaya ile oynadın mı diyor kaptan. Evet. Yani Evet. Metin Diyadin zamanında gelmişti zannedersem.
Şimdi bir de bunun üstüne sevgili kaptan sorulmuştu. Hızlı hızlı gidiyorum. Kendin Rizespor'da oynadığın dönemlerde Koray, Omar, Recep gibi Beşir. defans Beşir gibi defans oyuncularından en iyi anlaştığın sana birebir kafa yapın uyduğunu Beşir. sormuşlar. Ben de soruyorum. Beşir. 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 Beşir El Tabai. Evet, iyi. Gerçekten güzel bir defans oyuncusuydu. Ona Ben da onu bak çok şeydi yani. Ben çok beğenirdim onu. Bir de çok iyi anlaşırdım onunla. İyi stoperdi. Çok beğeniyordum. evet. Recep Alaoğlu ulusal medya yarın haberlerini buldu demiş. Yok ya Kaptan. işlerini bilmiyorum, yazarlarsa yazsınlar yani, Evet, keşke olabilir. yazsınlar Biz bazı şeylerimiz haberler mesajlarını. olarak düşüyor. Bundan mutlu oluyoruz ama en azından bir Rizespor News diye de geçsin arkadaşlar. Yani sonuçta bir emek veriyoruz. Burada Evet. Kürşat Durmuş gibi değerli kaptanlarımızı ağırlıyoruz. Haberlerini yapıyorsunuz ama en azından bir Rizespor News geçebilirsiniz yani. Yılmaz Cibelek, bir de seni eklesek şu Scout ekibine vallahi 10 numara olurdu demiş kaptan. Yani İnşallah ona bizim olursun. cevabımız şey, yani o bir temenni de bulunmuş. Biz de onu zaten program başında dedik ya. Hani öyle bize bu konularla alakalı destek isterlerse. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim burada Ankara'da Çankaya 1923'te bir futbol takımımız var. Can Cumhur Bozacı, ben, Hakem Selçuk Dereli. Mesela bizim 12 yaş grubunda, 13 yaş grubunda çok iyi 2-3 tane oyuncumuz vardı. Antalyaspor istedi. Ankaragücü istedi. Trabzonspor istedi. Anladın mı? Oyuncular var ya, çok şey oyuncular yalnız. Çok da yani çok yetenekli oyunculardı. Mesela irtibatımız olsa deriz ki bak burada böyle oyuncu var. Gelin seyredin, bu çocukların maçları varken bakın. Hani Rizespor şey yapacak ya, mesela yatırım yapacak. Ya hiçbir şey olmazsa böyle katkımız olur. Yani benim bununla işte scout'a girelim, bizim bir maaşımız olsun. Benim bunlara ihtiyacım yok ki zaten. Ben tamamen öyle bir şey sorulursa, öyle bir destek verilirse biz de elimizden geldiğince burada hani o gözle bakmış oluruz. Acaba kulübümüze nasıl bir katkımız olur? Biz öneririz. Yine onlar kendileri gelir bakar, değerlendirme kendisi yapar yani, yoksa. Ama tabii ki kaptan birçok menajer bir şeyler yiyorsa ve hiçbir şey vermeden kulübe hiçbir şey vermeden sportif direktörler de bakın bunun içerisinde olmasına nazaran bir şey vermeden hani maaş falan diyorsun ya kaptan bu sözüne karşı söylüyorum bunu. Alacaksınız abi. Alacaksınız kaptan yani Yo, ben onu o şu göreve anda geleceksin. söyledim. Ya Ya yok benim ben biliyorum senin hani ne yok bir niyetle şey, ben söylediğini hani biliyorum. söyle, ben beklentim, benim Evet. az önce program başında da söyledim. Benim öyle bir beklentim yok. Benim yazdıklarım, konuştuklarım, yine söyleyeyim yani sonradan izleyen arkadaşlar varsa bu benimki tamamen, ben sevgimden dolayı diyorum. Yoksa benim öyle bir beklentim yok. Ben kimseye ya işte bana orada görev ver falan, ben hayatta demem. Yani beni o kulübün içerisinde beni birebir tanıyan insanları bilir ya. Yani ben demem ki. Zaten ben o şekilde gitsem birine desem ya işte bana burada görev ver, ben de burada görev almak istiyorum, işte illa hani birilerini araya sokmak falan. Şimdi zaten böyle biri olarak bir yere gittiğin zaman zaten yaptırımın olmaz ki. Yani sen hani kendine göre bir tarzın varsa, düşüncen varsa oraya işte empoze etmen gereken. Biri seni oraya götürdüğünde sen orada nasıl yapacaksın yani? Adam sana ne derse sen de onu yapmak zorundasın. Senin nasıl geldiğini de biliyoruz diyecek. Bilmem ne. Hani sen orada zaten rahat edip de istediğin şeyi yaratamazsın ki yani. O Evet. şekilde gitmenin de bir anlamı yok yani. İsteneceksin yani. İstenilirse gidilir yani bir yere. Ama inşallah olacaksınız kaptan günü geldiği zaman bu camianın içerisinde sizleri saha içerisinde görmek istiyoruz. Yılmaz Civelek, vallahi sohbetin 10 numara kaptan Rizespor Nefs'e teşekkür ederiz. Bu güzel sohbeti bize sunduğu için demiş. Yılmaz Bey'e de buradan Evet, selamlar teşekkür. olsun. Ben de teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederiz. Yani bizleri dinlediğiniz için inşallah elimizden geldiğince samimi bir şekilde, yani Aile böyle ortamında çok diyoruz şey, kaptan. aynı aile ortamında, aynı öyle çok Hepimiz bir resmi değil. aileyiz. Aynen. Evet. Ben mesela şeyi çok severdim. Yani mesela takım yenilirdi. Bile şehre gitmezdi. Beni orada bilir mesela insan. Ben giderdim orada, caddede otururdum, kürsüde çay söylerlerdi, çay içerdim yani. Adam bana gelirdi,
İşte hani Rize'nin bir farklı şeyi var ya, hani normalde o insan aslında oradaki insanlar yapsa böyle emrivaki konuşur gibi konuşurdu hani bir şey söylediği zaman. Ben de onu bilirdim yani. O bana öyle konuşuyor, ben de ona öyle konuşurdum yani. Hani o aramızdaki o samimiyetten şeydi, insanlar gelirdi, benimle sohbet ederdi, ben çarşının ortasında. Ben orada oynadığım sürece hiç insanlardan kopmadım yani. Millet maç biterdi, bak maç biterdi. Birçoğu için söylüyorum, hepsi için demiyorum da. Hemen işte maçtan sonra kaçta uçak var? Atıyorum maç 2'de, atıyorum 4'te bitti. Trabzon'dan kaçta? 6 uçak. Daha giderken 6'ya uçağını ayırıyor. Alel acele teyise gel, düşün al hop İstanbul'a. Yani ben onlara saygı gösteriyorum. Yani adamın izni varsa gitsin de, ama ben şundan keyif alıyordum. Ben orada gideyim, oradaki arkadaşlarım vardı ya, böyle samimi arkadaşlarım vardı. Ben onlarla gideyim. Dağda bir yerde oturayım. Böyle bir sobanın etrafında. Bir dost sohbeti olsun. İşte ne bileyim, kestane olsun, mandalina olsun, nargile olsun. Ben böyle şeyleri seviyordum yani. Anladın? Ve hani çok kendi arkadaşlarımla, dışarıda genelde oradaki insanlarla şey yapardım yani. Hani Valla sohbet, Kaptan, o arkadaşlık yüzden kurmayı. seni alkışlıyoruz. O yüzden Rize'ye verdiğin o değerden dolayı alkışlıyoruz. İşte Evet. senin gibi düşünmek ve bu yüzden Rize eniştesi de olman Evet. bizi son derece mutlu ediyor. Çok da gerçekten mutlu oldum açıkçası bu yayında. Aslında süremiz bu kadar olmayacaktı yayın içerisinde ama sohbet dedik yani, seninle yayın öncesinde Olsun, konuştuk. hani Şimdi benim için şey de bir dedik, şey yok yani. sohbet nasıl giderse dedim sana kaptan, Evet. öyle gidecek ve süre o şekilde olacak diye konuştuk Evet, seninle. evet. Gerçekten muazzam bir keyif aldım ve izleyen herkes Ben de de öyle. keyif aldığını düşünüyorum. Şimdi son şeylere gelirse böyle biraz hızlı yine ben okuyacağım. Elimden geldiği kadarıyla gözden kaçırdığım yorumlara da lütfen kimse kırılmasın. Zaten birçok şeyi konuştuk. Bazı sorular tekrar tekrara düşüyor. Yani programın başında sorduğumuz, konuştuğumuz muhabbetlerin soruları tekrar geliyor. Bunları geçiyorum. Mesela kaptan tekrar ne iş yapıyor, şu anda neyle ilgileniyor diye. Ya galiba yeni Onu katılan konuştuk, izleyicimiz. evet. Evet, konuştuğumuz şeyler var. Onlar geliyor. Sormuştuk muhabbetin başında. Tekrarını izlerseniz arkadaşlar zaten tekrar bu muhabbeti öğrenmiş olursunuz. Kaptan TT öldüğünde neler hissettin diyor, ölüm haberini aldığın zaman. Ma çok üzüldük ya. Bizim neticede az önce dedim ya, Tete hem çok iyi bir futbolcuydu hem de çok iyi bir insandı. Ağzı vardı, dili yoktu. Yani bir şey sorardı, böyle ağzından zorla şey yapardı. Mesela odasından çıkmazdı. Şimdi adam zaten Türkiye'de yabancı. Bir de çok sessiz. Ne zaman odasına gitsem ibadet ederdi mesela. Ben onun odasından sıkılmasın diye ben diğer arkadaşlarımızla alırdık onu. Nereye gidiyorsak gel derdik işte yanımızda. Yemeğe götürürdük. Bizim takımda herkes onu çok seviyordu. Allah razı Ağzı olsun. vardı, dili yoktu. Hem de çok da işini yapıyordu. Hoca hakkını yediği zaman da ağzını açmazdı. Gol attığı zaman karakteri değişmezdi. Bak, çizgisi hep aynıydı yani. Program başında dedim, Allah rahmet etsin. İnşallah mekanı cennettir yani. Mekanı Allah'ın cennet izniyle. olsun gerçekten. İnşallah. Yani böyle güzel şeyler işte bir takım arkadaşından Evet. konuşulması bile arkasından bizi çok son derece beni Evet. mutlu etti. Ki Allah yabancı tekrardan beni gani oyuncularda rahmet eylesin. mesela şu vardır. Bakın yabancı oyuncular şöyledir. Bizim zamanımızda mesela 5-6 taneydi herhalde şey. Dönem dönem değişti. Onlar şey yani kendi ses yine şey oldu. İlk zamana döndü de Murat'a, yani senin sesin geç gelmeye başladı. Şu anda ben konuşmuyorum kaptan, seni dinliyorum. Ha, benim sesim bana geldi. Evet, belki hattan kaynaklı. Yani ben konuşmuyorum, seni dinliyordum Ha yani şöyle kaptan. söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Oyuncularda mesela yabancı oyunculara şöyle bir şey vardı. İlk gelirdi. Şimdi ülkemize gelmiş, biz onu severdik, sayardık, kucaklardık. Ya çocuk lig başladıktan sonra 3-5 tane gol atardı. Bir bakmışsın şekli değişmiş yani. Veya birbirleri arasında gruplaşma yaparlardı. Ama biz ne yapardık? Yerli oyuncular olarak o şeyi ortadan keserdik. Onun için Tete bu konuda önemli. Mesela Rizespor'da çok kritik goller attı. Çok da faydası oldu. Ama çizgisi hiç değişmedi yani. Evet. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Kaptan, bunun üstüne dedin yani
gruplaşmalar filan. Rize Spor'da da malum geçmiş olduğun haftalarda bir gruplaşmalar söz konusu. Bununla ilgili senin zamanında ya da şu anki durumda mevcut, daha doğrusu genelleme olarak bir futbol takımı, bir futbol kulübü içerisinde oyuncuların gruplaşması normal mi? Ya da nedir? Yani gruplaşma neden oluyor? Buna bir açıklık da senden şöyle kısaca bir değerlendirmesini alırsak. Gruplaşma neden olur? Ya da olmasın normal mi sevgili kaptan? Şimdi şöyle, bence takımlarda gruplaşma olmamalı yani. Herkesin iyi anlaştığı şeyler olabilir, oyuncular olabilir, arkadaşlar olabilir. Ama bunu takımın içerisine getirip sahanın içinde işte o ona pas vermedi, bu buna pas vermedi, benim arkadaşımdır, o yedek kalmasın, bu oynasın. Bu kendi ayağına ateş etmektir yani. Hani bindiği dalı kesmektir. Burada da şöyle bir şey olacak. Sahanın, takımın içerisinde lider bir oyuncu varsa o lider oyuncu onların hepsini halleder yani. Herkese eşit davranmalı. Başkan ona güvenmeli. Güvendiği oyuncu da başkanın güvenini suistimal etmemeli. Kendi lehine kullanmamalı. Takım menfaati için kullanmalı. Eğer ki takımda iyi bir lider, iyi bir kaptan varsa o gruplaşmanın hepsini dağıtmalı. Aksi takdirde İşte 7 kişi bu tarafta, 5 kişi o tarafta, 9 kişi bu tarafta olursa o takımda istediğin kadar yetenekli oyuncu olsun bence o takımın başarılı olma şansı yok denecek kadar az olur. Bir de şöyle bir şeydi. Mesela ben bunu Rize Spor'da bazı isimler hani döndü işte bu gruplaşma ile alakalı. Mesela taraftar Abdullah'ı çok seviyor yani gördüğüm kadarıyla. Evet. Şimdi Abdullah yani karakterini de bilmiyorum. İyi bir çocuktur yani öyle de duyuyorum. Şimdi bu tarz şeylerde genelde en çok sorumluluğu kim alırsa onun ismi telaffuz edilir. Anlatabiliyor muyum? Kim çok sorumlu, kim çok öne çıkıyorsa o her zaman şey olur. Yani çıvanın başı gibi gösterir ama öyle değil yani. O adam öne çıkıyorsa o adam sorumluluk alıyor yani takımı için. Bir şey isyan ediyor. Yani bir şey isyan ediyorsa o adama kızmamak lazım. Yani çünkü o adam o şey kabullenemiyor. Hani bir şeyleri kulaktan dolma değil de yani bilmeden hani insanların yorum yapmasını ben çok doğru bulmuyorum. Ben Abdullah'ı bak çok iyi tanımıyorum. Yani çok iyi de hani şeyim muhabbetim de yok. Ama sadece duyduklarımla alakalı diyorum. Takım menfaati için her zaman canını dişine takan, özveriyle oynayan bir arkadaşımız yani. Hani böyle şeylere gerek yok. Mesela hoca gelseydi hocanın gelmeden önce öyle sohbetler dönüyordu. İşte grupçuluk var falan filan. Mesela Bülent Uygun bana göre en doğrusunu yaptı. Geldi. Varsa öyle bir şey yani kendi düşüncemi varsa öyle bir şey ben bunu hallederim demiş herhalde kendi kendine. Hiçbir tane oyuncuyu şey yapmadı. Kellesini almadı. Mesela bazıları var uyanıklardır. Gelir 2-3 tane kelle alır. Der ki ya işte bütün suçu bunlar da bir kenara koyar. Ondan sonra kendini aklamaya çalışıyor. Ama mesela Bülent Hoca böyle bir şey yapmaması ben bu açıdan onu takdir ettim yani. Ne yapmış? Varsa öyle bir şey ki olabilir oyuncular arasında soğukluk varsa hoca gitmiş hepsini almış yanına tek tek konuşmuş. Takımın içine baktığımız zaman takım sahada tek yumruk gibi duruyordu yani değil mi? Ben hiçbir sıkıntı görmedim. Evet. Zaten kaptan bir de şu var. Bodrinciler ve Abdullahçılar diye iki grup varmış diye konuşuluyor. Ama bu hafta ben şeye mesela özellikle dikkat ettim. Bodrin çıkarken yerini Abdullah'a bıraktı ve sahanın kenarına gelirken gayet sarmaş dolaş güzel bir şekilde Bodrin çıktı. Abdullah girdi yerine. Yani oradaki hal ve tavırlarına bile böyle bir izledim yani. Baktım acaba bir soğuk mu davranacaklar birbirlerine diye. Öyle bir şey göremedim açıkçası yani. Yok ya biraz bence hani o şeyleri mesela o tarz dedikoduları çok şey yapmamak gerekiyor bence. Zaten öyle bir şey olsa içerisindeki insanlar o hamleyi yapar yani. Bunu hoca da yapar. Çünkü takıma zarar verir. Evet. Şimdi son dakikaları artık sevgili kaptan seni de daha fazla yormak istemiyorum. Adem Adalı sevgili sayfa adminlerimizden değerli dostumuz yazmış. Size de özel bir selamı vardı. Rizespor'un bir Aleykümselam. sayfasının kurulumunda.
Çok büyük bir emeği var. Buradan Adem arkadaşıma da selamlar olsun. Akhisar maçını anlattın ya sevgili kaptan. Onun üstüne kendi hikayesini yazmış. Akhisar maçında Mecidiyeköy'de Rizeli Simit Sarayı'nın üst katında 50 kişi, aşağıda 100 kişi tulum kutlama için maçı bekliyorduk. O gün arkadaşım kalp krizi geçirdi. İyi Allah'a Aa, şükür demiş. İyi bana ne? Allah'a İyi mi şükür. ya? İyi İyi. olmuş. Ama diyor tulum eğlence maalesef olmadı. Yani kurs sahamızda kaldı diye. O kadar insan İstanbul'da. Nasip işte, evet. Evet. Sevgili Yusuf Ziya Taş, fanatik eskiden beri aynı diyor. Doğrudur. Geçen hafta da biliyorsun takip ediyorsan sevgili kaptan muhakkak görmüşsündür. Süper Lig'de Evet. gelecek sezonun planlamasında Rizespor'u görmemişler, Evet. yayınlamamışlar. Rizespor'un ismini bile lanse etmemişler. İşte fanatik gerçekten de sevgili Yusuf Ziya'nın söylemiş olduğu gibi aynı fanatik. Sevgili Orhan Tarakçı kardeşim yazmış. Fener maçında 2-2 berabere kaldığımız maçta Gürol'un karşısında 6 numara Fabiano vardı ve rencide etmişti. Bizim 81 numaralı Gürol demiş onu. Evet. Sonra gitti işte oyuncu. Doğru. Evet, aynen öyle. Recep Usta yazmış. Kaptanın şu anda ne iş yapıyor söyledik zaten onu az önce. Ersan Hocam yazmış. Ersan Odabaşı. En unutamadığı maç hangisi? Zaten bunu soracaktım sana son şeyde sevgili kaptan. Rizespor forması altında en unutamadığım maç. Şöyle en unutamadığım maç Süper Lig'de değil, PTT Ligi'ndeydi. Biz Sivas'ta çekişiyorduk. Bir çıktık, düştük. Tekrar çıktığımız seneden bahsediyorum. İşte o Yunus'un bizde oynadığı sene. Öyle bir maç ki Sivasspor bize geliyor. Rakamlar yani puan şey yanlış olabilir de hani maçın önemini anlatmak bakımından söylüyorum. Biz yenersek onlarla 3 puana düşürüyoruz. İşte onlar yenerse 9 puan oluyor gibi yani. 6 puanlık maç. Öyle bir maç. Sivasspor geldi. Şimdi ben de kaleci Murat Yiğiter'le beraber tesiste kalıyorum aynı odada. Ya şimdi kafamı yastığa koyuyorum. Maçlar da o zaman 1'de 1.30'da falan oynanıyordu öğlen vakti. Şimdi kafamı yastığa koyuyorum, maçı düşünüyorum işte maçı kafamda oynuyorum falan kalkıyorum. Pencereyi açıyorum. Murat abi diyorum kalk olmaz böyle. Şunu düşünüyorum diyorum ya biz şimdi Süper Lig'de oynadık. Ya biz burada çıkamazsak, bu takımda çıkamazsa biz bu PTT Ligi'nde bundan sonra Süper Lig'de oynayamayız. Yani bizim ne yapıp edip çıkmamız lazım. Hem takımımızı çıkarmak hem bizim menfaatimiz hem takım menfaati çok önemli yani. Bir sene ara verirsek ondan sonra belki takım da hani çıkamaz. Biz de belki Süper Lig göremeyiz. Öyle bir maçtı. Ben sabah 5'te uyudum o maçta. Zaten işte birkaç saat sonra kahvaltıya kalktık. Ben 3-4 saatlik uykuyla o maça çıktım. Sonra maça çıktık. Yunus kardeşim daha 5. 10. dakikalarda herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bir geri paso Yunus araya girdi bir tane attı. Maç hiç beklemediğimizden kolay geçti. İlk yarı skoru yakaladı 3-0. O Mehmet Yıldızlar'ın falan oynadığı zamandı Sivas'ı. Evet. 3-0 yendik. Puan farkını düşürdük işte 2 miydi 3'e mi ne? Onu tam hatırlamıyorum. Daha sonra ilerleyen birkaç hafta içerisinde Sivasspor'u altımıza aldık. Akçaabat birinci çıktı. Ondan sonra da bir Süper Lig'e çıktık. Benim en Evet. unutamadığım, en stres yaptığım, en heyecanlandığım gece sabaha kadar dediğim gibi uyuyamadığım maç oydu. Yani o maç bizim için çok önemliydi. Çıktık. Buradan Yunus Kaptan'a da kocaman selamlar, sevgiler olsun. Geçen hafta Evet, o da yayınımızdaydı. Yunus kaptan gerçekten Rizespor'da kısa sürede oynadı ama o sürede o sene çok şey oldu. Yani Yunus'un çok katkısı, çok gol attı bize. Gol kralı da Ama oldu işte o zaman. çok iyi bir golcüydü bence. Çok iyi bir forvet Tabii. oyuncusuydu. Yunus Yani çok burada ceza alanı içerisinde nereye duracağını bilir. Golü koklar. Yani tam bir santfordu yani. evet, buradan selamlar olsun Yunus Kaptan'a Aynen. tekrar. Faruk Uzun, Kaptan Rizespor'un yabancılardan hangileri Süper Lig için yeterli sence, seneye daha yerli bir kadro ile başarılı olabilir miyiz demiş. Biraz hızlı ve son sorular olsun arkadaşlar, toparlıyorum çünkü. Vallahi şöyle zaten hani
Bodrum bu takım için çok önemli. Samu diyor bu takım için çok önemli. Yabancılardan. Talbi gidiyor mu tam bilmiyorum. Onun sözleşmesi bitti herhalde değil mi? Yani gidecek o oyuncu. Büyük bir Onun ihtimalle öyle bir dışında haber çıktı zaten sevgili Kaptan. mesela Morozyuk ilk geldiği zamanki performansında değil. İşte zaten o Menyak vardı. O şey olmayınca geriye çektiler. Şurada baktığın zaman hani oyuncu sayısına işte Skoda yani yandan o getirdiğin zaman faydalı oluyor. Burada sayılan 3-5 tane oyuncu var. Bence bu kadar fazla oyuncu alacağına biraz fazla para harca. 5 tane iyi oyuncu al. Onlar seni zaten götürür. Yanına da yerli oyuncuları koyacaksın. Ki bana göre takım planlaması yaparken yerli oyuncunun ağırlıklı olması gerekiyor. Çünkü takımın içerisinde ruhu koyacak, o karakteri koyacak yerli oyunculardır. Yerli oyuncular şöyle düşünür. Der ki, ya ben Rizespor'da oynuyorum. Bu Rizespor düşerse bu benim sicilime işer yani. Ben düşmüş bir takımda top oynayacağım yani. Öyle ya da böyle. Ama yabancı oyuncu tamam o da dert eder de ama o yerli oyuncu kadar dert etmez yani. O gider atıyorum Arjantin'e işte bilmem Güney Brezilya ya. Amerika'ya neresi memleketi gider. O memleketinde kaldığı yerde devam eder. Onlar olayı biraz daha profesyonelce yaşamaya çalışıyor. Ama biz öyle değiliz. Biz gideriz çarşıya oradaki insanların o beklentilerini gördüğümüz zaman onlar bize bir şey katar yani içimize. Biz geliriz icabında o şehirdeki insanların gözünün içindeki şeyi bir sahaya yansıtabiliriz yani. Bunlar önemli şeylerdir yani. Bir de ben şunu söyleyeyim onunla ilgili. Yerli oyuncuların olmasının önemli bir tanesi de şimdi bildiğim kadarıyla Rizespor çok güzel bir tesis yapıyor. Altyapıyla alakalı. Çok konforlu dışarıdan oyuncular gelecek, yeri gelecek eğitimiyle şey yapacaklar. Yani çok güzel şeyler bunlar yani. Türkiye'yi tarayacaklar falan gayet güzel. Ama burada önemli olan sadece konfor değil yani. Bu oyuncuların A takım seviyesine geçmeleri için burada birkaç tane ayrıntı var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. Biz Şekerspor takımında şöyle bir gelenek vardı. Şekerspor takımında 18 yaşını doldurduğu zaman genç takımda A takıma çıkardı. İlk kampı zaten kendi tesislerinde yapıyorsun. A takım hocası o oyuncuların hepsini görür. Ondan sonra ilk kampa gittiği zaman bunların yarısını eler. Bir kamp daha yapar. Ondan sonra onların da der ki 3 tanesi şuraya şuraya kiralık gitsin. Bu oyuncular gelecek var dedi. Şu 3 tane oyuncu da burada kalsın derdi. Ben Şekerspor 17 yaşında A takıma çıktım. Profesyonelle imza attım. Ben Şekerspor'un A takımına çıkarken bizim A takımımızda altyapıdan çıkmış 5-6 tane abim vardı. Ben altyapıdan çıktığım için o abiler beni böyle tuttular, kucakladılar. Niye? Ben altyapıdan gelmişim. Benim heyecanlanmamam için, rahat olmam için, kendimi orada ifade edebilmem için, nasıl davranmama yani arkamda bir kuvvet oldular. Hal böyle olunca da biz de kendimizi orada sergiledik yani. Ne oldu? O çekingenliğimiz gitti. Bizi ön ayak oldular. Sonra abilerimiz gitti. Yerine başkaları geldi. Bu döngüyü böyle yapmak lazım. Orada o oyuncular çıktığı zaman yukarıya o geçişte orada onlara destek verecek abiler lazım yani. Onun için yukarıya bir an önce oyuncular çıkarıp bu sistemi ayarlamak gerekiyor yani. Sadece işte oyuncu yetiştirdim, işte bu oyuncular güzel yerde işliyor, çok güzel oyuncular getirdik değil. O oyuncuları önemli olan profesyonel takıma kazandırmak. Bu Bu her konuda şeyden önemlisi. evet, bu konuda o zaman sevgili kaptan şunu da katılıyorsun yani yabancı sayısının düşmesine de katılıyorsun o zaman yani. Tabii bence yerli sayısının fazla olması lazım. Onunla ilgili son olarak şöyle söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe şöyle bir serzenişte bulunuyordu. Aziz Yıldırım diyordu ki biz yabancı sayısı az olduğu için Avrupa'da rekabet edemiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde diyordu. Sonra yabancı sınırını çoğalttılar. İşte sayısı fazlalaştı. 11 tane oynatabiliyorsun. Şimdi Fenerbahçe yabancı sayısı azken Zico zamanında çeyrek finale yükseldi. Herhalde bildiğim Evet. kadarıyla. Evet. Yalnız yabancı sayısı çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin Avrupa'da başarısı yok. Onunla da alakası yok yani. Anlatabiliyor muyum? Kaptan şu anda dediğin gibi sınırsız oyuncular oynatırken grup aşamalarını daha ön elemeleri geçip de gruplara Aynen. kalamıyoruz yani UEFA'da ya da Şampiyonlar Ligi'nde yani. Mesela Aziz Yıldırım o zaman en çok bundan serzenişte bulunuyordu. Ama baktığımız sürede Fenerbahçe bu zamanda başarılı da o zaman daha başarılı olmuş yani.
Evet, doğru. Hüseyin Erbaş abimiz yazmış. Kaptan, Rizespor'dan en yakın arkadaşın kimdi diyor. Senin döneminden soruyor. Bu benim en yakın dönem dönem değişti ya. Mesela ben Murat Yiğiterim'le benim aram çok iyidir yani. Ondan sonra Devran'la samimiydik. Ama yani şu anda hala bu seviyede görüştüğüm mesela Murat Yiğiter'le çok iyi görüşür mesela. Murat Yunus'la da Kaptan'a görüşürüm, Serkan'la da, da ama selamlar olsun. Murat'la da benim çok iyi diyaloğum vardı. Ondan sonra Koray'la o zamanlar iyi anlaşırdık. Hani hep beraber takılırdık falan. Devran öyle. Hani yaş grubumuz da birbirine yakındı ya. Onlarla daha çok anlaşırdım. Evet, Ahmet Taşçı, ah kaptan, ah hala seni görünce gözlerim dolar. Gel Rize'ye bir hasret giderelim be demiş. Geldiğinde sosyal medyadan paylaşacağım. Şehirde Paylaş de kaptan. gezeceğiz. İnşallah İnşallah. şehirde de gezeceğiz. İnşallah. Görüşürüz yani. İnsan oturur, Bu sohbet ederiz. arada sevgili kaptan, biliyorsun sen özelden aslında ben aynı zamanda da radyo programcısıyım. Evet. Radyomuz var. Seni radyo programında da inşallah ağırlayacağım. Orada da güzel bir program yapacağız inşallah seninle. Geldiğin Tamam, zaman inşallah olur. Rize'den de Olur. yaparız yani o Tamam yayını. inşallah. Olur. Şimdi Adnan Boşnakoğlu, Adnan abimiz yazmış buradan, selamlar da olsun kendisine. Büyük kaptanımızı özlemiştik. Özlemi giderdik. Seviyoruz seni büyük kaptanım demiş. Yine Bilmukabele. alkışlar. Özledi. Biz de Yine herkesi özledik. Evet. alkışlar geliyor. Zaten yayın başından beri o kadar kalp geldi ki sana Kürşat kaptan, Allah yani razı olsun. bu birçok Kalbimiz şey bir. zaten. Kalbimiz bir ve Ha, insanların aynen. sevgisi zaten bu noktada belli. Evet. Sevgili Mesut Han, Sağ ol. Başar kardeşim yazmış adminlerimizden. Kaptan, buradaki Maran pastanesini kapattın mı demiş. Ya şöyle, orada benim çok sevdiğim bir kardeşim var, Tuncay. Çok severim, iyi de görüşürüm. Orada o şeydi yani, o aktifti. Ben öyle çok şey yapmıyordum yani. Kapandı zaten canım. Evet. Büyük kaptanım, büyük imparator demiş yine Adnan abi. Cevdet Kurt abimiz kaptanıma Antalya'dan selam, teşekkürler sizlere de demiş. Aleykümselam. Bizden de selamlar. Ali Meral Bey yazmış. İyi geceler. Rizespor'da oynayan kalecilerden kimi daha çok beğenirdi Kürşat kaptan? Bunu şöyle diyeyim. Kısa verebilirsin sevgili kaptan. Bir de forvet hattını sormuşlardı senin döneminden. Okan Öztürk mü, diğerleri mi diye. Bir de bununla beraber. O zaman şöyle diyelim. Döneminden kaleci ve forvet desek kimleri daha çok beğenirdin? Ya şöyle mesela Süleyman'ı biliyorsun, oynadı bizim zamanımızda. Süleyman'ı iyi Evet. kaleciydi mesela, beğeniyordum. Ondan sonra forvet olarak şimdi ikinci ligde oynadığımız zaman mesela Yunus'un o döneminde Yunus bize çok katkı yaptı mesela, çok o dönemde. Ama Süper Lig'e çıktı bu sefer, ne oldu? Emanuel Tete. Evet. Şimdi Okan da mesela, iz bırakanlar, hani çok gelen giden, mesela Saffet Aküz de geldi. Saffet, evet. Ha. Bunun Ama yanı sıra sevgili kaptan Ümit Ozan Kazmaz da çok ha emek ya verdi. Ümit de ha, Ümit daha çok hani orta sahada şeydi. Ümit de tabii kendine göre özellikleri vardı. İşte hani Ümit'i gördüğün zaman millet dedi ya, bu hani nasıl çalım, ama çok farklı bir meziyeti var. Ters çalım atardı yani. Hani kendine göre onun da özellikleri vardı, ama Ümit direkt santrfor değildi. Evet. Gol katkısı oluyordu, ama daha çok orta sahadan ileriye yönelik bir oyuncuydu. Yani benim en çok kafamda kalan şeydi yani forvet olarak Tete. Bunun üstüne bir şey söyleyeceğim sevgili kaptan, Ümit Kaptan'la ilgili. Radyo programında biz onunla beraber Süper Lig özel sadece Rizespor'u konuşma anlamında yorumcu diye aldım kendisini ve biz bir teaser hazırladık radyo programına. Evet. Orada şimdi mass spikeri gibi işte bizim programı tanıttım, işte ileride Ümit Ozan Kazmaz var, geride Murat Han var, bilmem ne var. Böyle bir teaser hazırlarken sonunda, son noktayı teaser'ın sonunda orta kesiliyor, kafaya Ümit Ozan Kazmaz çıkıyor, vuruyor ve gol diye tabii teaser'ı hazırladık. Bunu sevgili kaptana attım. WhatsApp'tan atıyorum. Diyorum ki kaptan nasıl oldu diyorum program tanıtımı diyorum. Radyoda yayınlayacağız bunu. Programımızın tanıtımı oldu. Ya Murat Han diyor, kardeşim bak sana bir şey söyleyeyim. İlk defa diyor kafa golüyle diyor gol attım diyor. Benim diyor hiç kafa Ya golüm yok.
Doğru, ben de hatırlamıyorum Burada yani. dedim iyi kaptan dedim en azından biz dedim bunu sana da attırmış olduk yani dedim. Aynen. Orada çok gülmüştüm ama yani sözü de Eyvallah. gelmişken burada da bu anıyı Ümit'e da de, evet, paylaşmış Ümit'e olduk. de buradan selamlarımızı gönderelim inşallah. Sen de onunla iyi görüşüyorsun ya. Çok selam Evet. ona da. Biz gerçekten onunla abi kardeş Evet. pozisyonundayız. Çok seviyorum kendisiyle görüşmeyi. Evet, Fırsatımız eyvallah. buldukça dağ başına falan da çıkıyoruz kendi mekanına. Orada çok güzel, Beraber aynı. geziyoruz. Evet inşallah gelecek haftan hep İnşallah. beraber otururuz. Hep beraber otururuz İnşallah, yani. aynen. İnşallah şu hastalık falan bir şey olsun da Allah'ın izniyle İnşallah. bir geçsin. İnsanlar bir huzura kavuşsun. Böyle artık her şey güzel olsun. Gülelim, oynayalım, sarılalım. Ya şimdi gidiyorsun bir yere, arkadaşının elini bile sıkamıyor. Yani hani bizde sevdiğin insana böyle temas etmek vardır. Yani böyle kucaklarsın, sıkarsın onu. Vallahi inşallah bir an önce bitsin de ha böyle tez zamanda hem ülkemiz bu şeyden kurtulsun hem de dünya kurtulsun da hayatta bir normale dönsün artık ya. Dua Evet edelim yani. inşallah. Kaleci söylerken buna söylemiştim sevgili kaptan. Kaleciyi de söyle istersen. Kaleci Süleyman'ı dedim. Ha Süleyman'ı forvette de TT'yi kimi dedim. demiş? Tete'yi demiştiniz. Tamam. Ha, mesela şey Orayı. de aynı. Murat Şahin de oynadı bizde biliyorsun. Evet. Ama Şu şey anda yani Sergen Hoca'nın yardımcısı. şöyle ama şey yani kalıcı olarak şey bıraktın dersen ben Süleyman'ı derim yani. Yerli olarak dersen Murat Yiğiter'i derim mesela. Forvet'te Saffet abi de deriz. Mesela TT ile beraber. Saffet abi de iyi golcüydü yani hem de. Çok iyiydi. Evet kaptan biliyoruz yani bu soruyu şimdi bir daha tekrar etmeye gerek yok çünkü sorularım arasında birkaç tane daha soru vardı ama tekrar düşmeye zaten cevap verdin. Sadece şunu merak edip son sorumuz olsun sana. Evet. Kaptan bundan sonraki kariyer düşüncelerin nedir ya da hedeflerin nedir kariyer olarak hoca kısmında? Şu anda lisans hocalık çalışmaların ya da lisansın ne durumda? Son olarak bundan da bahsedip yayını artık noktalayalım. Ben Seni daha şöyle fazla yormayayım. düşünüyorum ya ben şimdi futbolcuların hepsi ya menajer oluyor ya antrenör oluyor. Ben o grubun içerisinde en azından şu anda öyle bir şey olmayı düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Benim şahsi kanaatim Türkiye'de futbolda en çok problem yönetimlerde var. Yönetimlerin içerisine bizim gibi insanların girmesi gerekiyor. Benim birinci hedefim spor yöneticiliği yani futbol takımında yönetici olmak. Veya işte futbol şube sorumlusu gibi yani o pozisyonlarda yönetim anlamında olmak istiyorum. Ama bir antrenör, hele ki menajer hiç olmayı istemiyorum yani. Böyle bir hedefim var. Ben bu hedefi yakalarsam yakalarım ama yakalamazsam kendimce şöyle bir şey yapacağım. Yani bizim bir takımımız var ama ekstra da ileriye yönelik kendi futbol takımımı kurup yani alt taraftan onun sahasını vesairesi her şeyini hazırlayıp kendim takım kuracağım. Daha sonra amatör olur veya profesyonel lige için ama birinci hedefim oyuncu yetiştirmek olacak. Stadyum da benim olacak. Atıyorum yani yapmış olduğum yer de benim olacak. Orası tam bir futbol okulu olacak. Öyle söyleyeyim sana. O futbol okulunu kurduktan sonra da profesyonel lige yani yapmış olduğum, çıkarmış olduğum oyuncularla yavaş yavaş çıkarmak isteyeceğim yani. Hani böyle bir hedefim var. Eğer o şekilde yapamazsam böyle bir hedefim var yani. İnşallah kaptan gönlünden, düşüncelerinden neler geçiyorsa onlar da seninle beraber olur zaman içerisinde diyelim. Rize Teşekkür Spor ediyorum. Nils ailesi adına, taraftarlarımız adına, taraftarlarımıza son bir mesajını da alalım. Ve teşekkürlerimizi sunalım sana. Vallahi şöyle söyleyeyim, Rizeli'nin, Rize Spor'un benim yanımda her zaman yeri farklıdır. Programın başında da dedim. Benim hiç kimseden de bir beklentim yoktur. Herkesin aidiyet duyduğu bir kulüp vardır. Bu da benim için Rize Spor'dur. İnsanların samimiyeti, oradaki doğallığı, karakterlerimizin uyuşması bunda en önemli etkenlerdir. Benim Rize ile alakalı gönül bağım sadece Rize Spor'la da alakalı değil. Bu gönül bağım da oradaki dostlarımın gönül bağıdır yani. Her şey Rize Spor'dan da müteşekkil değil. Ben orada çok güzel dostluklar kurdum yani. Anlatabiliyor muyum? Buradan
Beni tanıyan, tanımayan arkadaşlarıma, dostlarıma, herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Rizespor'a başarılar diliyorum. Bu ara çok zikredilen bir şey var. Ne olursa olsun takımımızın arkasında duracağız. Hocamıza, başkanımıza vesaire destek vereceğiz. Öyle olması lazım. Yapılacak eleştiriler de varsa sezon sonunda da herkes eteğindeki taşı dökecek. İnşallah bir dahaki sene bu yıl yapılan yanlışlar yapılmadan Rizespor, Rizeli taraftarlar da inşallah artık böyle arkasına yaslana yaslana keyifle çayını içerken böyle güzel maçlar seyretsin yani. Bütün temennimiz bu. İnşallah kaptan, inşallah o temennilerde, o dileklerde biz de bulunuyoruz. Ve tekrar ediyorum, Rizespor Nefs ailesi olarak seninle ilk iletişimi ben geçtiğim an itibariyle seve seve katılırım dedin. Çok mutlu olduk, çok heyecanla bekledik bu geceki yayını, bu yayını. Taraftarlarımızla seni buluşturmayı çok istiyorduk. Çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum, çok keyif aldım. İnşallah. Birçok Ben de yayında öyle. birçok... Evet, birçok yayında birçok konuğum oldu. Gerek sanat camiasından, gerekse her camiadan. Ama gerçekten çok keyifli. Yani stüdyo ortamında olmamamıza nazaran, hani ev ortamında zaten olduğumuz için daha bir samimi oluyor buradaki yayınlar. Evet, Ama aynen. çok çok keyif aldım. Bunu gerçekten kalbi ve Ben içten de duygularımla aynı söylüyorum. şekilde gayet böyle dostane ve sohbet şeklinde geçti. Yani ben de öyle şey yaptım. Çok da güzel muhabbet oldu. İnşallah insanların da hani zaten güncel anlamda herkes takip ediyor. İnşallah bir nevi de eskiye götürüp onları da o tekrar mutlu edebilmişsek ne mutlu bize yani. Evet. Öyle benim de çok hoşuma gitti bu yayın. İnşallah başka zamanlar yine senin dediğin gibi İnşallah. radyoda da görüşürüz oraya Her geldiğimiz zaman. zaman Allah arayacağım nasip seni ama ederse. bunda arayacağım Tamam. seni sevgili kaptan. Tamam. Tamam. Çok Bekleriz inşallah. çok selamlar, sevgiler sunuyorum tekrardan. Kaptan inşallah her şey gönlünce olur. Rizespor Nefs ailesi adına tekrar teşekkür ediyoruz sana. Ben de teşekkür ederim. Başarılar Sağ ol. diliyoruz. Her daim takip ediyoruz seni ve yine canı gönülden seni takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah Rize'de de en kısa Teşekkür. zamanda taraftarlarımızın söylemiş olduğu gibi Rize'de seni ağırlayacağız ve Eyvallah. seninle beraber olacağız diye düşünüyoruz. İnşallah, İyi inşallah gelince akşamlar. kucaklaşacağız. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Sağ ol. akşamlar kaptan. Görüşmek Sağ ol. üzere. Evet, Rizespor Nif sayfasında yapılmayanları yapmak adına çok güzel, keyifli yayınlar yaptık. Bu akşam da gerçekten yine bu gece de çok keyif aldığım bir yayın oldu. Sevgili Kürşat Duymuş Kalp'ten bizlerle beraber olduğu Rizesporumuzun yıllarca formasını terleten, hakkını veren formanın değerli kaptanımızı Rizespor Nif sayfasında ağırlamaktan son derece onur duydum, mutlu oldum. Rizespor Nefs ailesi olarak sevgili adminlerimize, Adem'e, Mesut Han'a, Ersan Hocam'a, Zülfikar'a, Ömer kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu sayfa inşallah yine de hak ettiği yerlere gelecek diye düşünüyorum. Biz sadece bir yayın kısmındayız. Elimizden geldiği kadarıyla nacizane sizlerle bu değerli insanları buluşturma adına. Herkese çok teşekkür ediyorum bizlerle beraber olduğunuz için. Daha fazla da sizi de yormak istemiyorum çünkü yarın sabah iş var. Bayağı da bir 2,5 saate yakın bir yayın oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kimse bana kırılmasın. Eğer gözümden kaçan yorumları varsa herkesten özür diliyorum. Kimse kusura bakmasın. Herkese selamlar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı geceler.